Merhaba sevgili izleyiciler. 29 Şubat 2020 Cumartesi gecesi olaylar ve nedenler programında sizlerle birlikteyiz. Evet, Şubatlar 28 hani çekiyor da 4 yılda bir 29 çekiyor. Bu Şubat ayrıca önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'le ilgili Şubat ayı sonunu yani bugün 24'ü gösterdiği tarihteyiz. Son saatlerdeyiz. Ama bu arada Perşembe günü Cumhurbaşkanı'nın İdlib'de işler lehimize dönüyor dedikten birkaç saat sonra İdlib'den kötü haberler aldık. Perşembe günü canlı yayında sizlere aktardığımız önce 9 diye Hatay Valisi'nin ilan ettiği ardından 33 olarak ilan edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün 34 aslında 36 olarak ifade ettiği şehit haberleriyle geldik ayın sonuna. Bundan sonrası, evet, bir bugüne nasıl geldik, bir de bundan sonrasını konuşacağız. İdlib temelinde izlediğimiz dış politika ve dolayısıyla Türkiye'nin Amerika ve Rusya ile kurduğu ilişkiler, NATO çerçevesinde kurulan ilişkiler, son dönemde, son birkaç gündür süren trafiği ele alacağız. Kimlerle? Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk Ankara stüdyomuzda olacak. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Solmaz Türk. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller stüdyomuzda şu anda. Mehmet Ali Güller, sen hoş geldin. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş. O da biraz sonra stüdyomuzda olacak. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İstanbul trafiğine takıldı. Bir 3-5 dakika içerisinde onu da stüdyoda konuk edeceğiz. Evet, 2 saat programımız ve bu 2 saat içerisinde son dönemdeki gelişmeleri konuşacağız. Ankara'ya öncelikle dönmek istiyorum. Sayın Solmaz Türk, İdlib'de işler lehimize dönüyor ifadesi Perşembe günü gündüz saatlerinde Cumhurbaşkanı tarafından AKP'nin işte siyaset akademisi toplantısında ifade edildi. Öncesi de var tabii. Yani Libya'da işler lehimize dönüyor dedikten sonra İdlib'de de lehimize dönüyor demişti. Ancak 33 şehit haberini de o gün tamamlanmadan aldık. Şimdi konuşalım 33 şehit meselesini ama önce size şunu sormak isterim. Nasıl 33 şehit verdiğimizi biliyor muyuz? Neden verdiğimizi de elbette konuşalım. Tabii bu sesinizi alamadım. Diyorum ki 33 şehidi neden verdik diye tabii öncelikle sormak istiyorum ama asker geçmişiniz itibariyle de sormak isterim. Nasıl verdiğimizi de biliyor muyuz? Yani 33 asker nasıl şehit oldu konusunda net bir bilgiye sahip miyiz? Ondan sonra da nedenlerini konuşalım. Perşembe gününden başlayarak. Benim kişisel olarak aldığım bir bilgi yok. Ancak tabii ki medyada konuşulanları, aktarılanları özellikle olayın meydana geldiği anda daha çok sıcakken çeşitli kaynaklardan bilgi akışı daha kolaydı. Daha sonra biraz baskı ve biraz tehditten biraz da insanlar kendileri çeşitli nedenlerle bu bilgi akışını kestiler. Ancak özellikle o ilk anda gelen bilgiler ve daha sonra yapılan açıklamalar bir araya getirildiğinde şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. İdlib'in güneyinde bir yerleşim yerinde işte bir piyade birliği var. Yine benim okuyabildiğim kadarıyla bölük seviyesinde bir birlik ve bu birlik toplu halde bulunuyor. Ve bir taarruza maruz kalıyor. Bu bir uçak taarruzu yani havadan yere bir taarruz gibi gözüküyor. Hani yoğun topçu ateşi de olabilir. Dediğim gibi teyit yok. Evet. Ama toplu olarak bu kadar zayiat verildiğine göre sanıyorum bu bir hava taarruzu olmalı. Ve yine benim okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla bu birliğe destek veya yardım olarak yola çıkartılan bir ikinci birlik var. Sanıyorum bu da aşağı yukarı bölük seviyesinde. Büyük ihtimalle o ilk hedef alınan ve zayiatın büyük kısmının verildiği bölüğün bağlı olduğu
taburun bir başka bölüğüdür büyük ihtimalle. Tamamen spekülasyon yapıyorum. Evet. Ve o konvoy ilerlerken bu konvoy da hava taarruzuna maruz kalıyor. Dolayısıyla hem ilk anda toplu olarak bir bina içinde, büyük bir binada artık neyse okul olur, fabrika olur bilemiyorum. Oradaki birlik zayiat veriyor. Hem de ona yardıma gelen konvoy zayiat veriyor. Benim dediğim gibi çeşitli kaynaklardan, medyadan takip edebildiğim kadarıyla olayın oluşuyla ilgili hikayem bu şekilde. Peki şimdi neden verdiği konuşalım o zaman. Çünkü Türkiye'de konuşulması ve tartışılması istemeyen bir konu. Özellikle iktidar çevreleri neden şehit verdik sorusunun ötesinde neden İdlib'deyiz, İdlib'de ne işimiz var sorusunun sorulmasını istemiyorlar. Hatta bu soruyu soranlara ilişkin kurdukları cümleleri de biliyoruz. Ancak bugün ana muhalefet partisinin de yaptığı olağanüstü toplantıdan sonra tek bir kelimeyle iktidara seslendiğini gördük. İdlib'de ne işimiz var diyorlar. Bu konudaki değerlendirmelerinizle stüdyoya döneceğim. Evet. Şimdi tabii Suriye'de ne işimiz var, İdlib... Evet. Suriye'de ne işimiz var, İdlib'de ne işimiz var soruları... özellikle Cumhurbaşkanı tarafından sıkça istismar ediliyor. Aslında bu soru belki daha farklı formüle edilirse istismar önlenebilir. Evet. Ve işte bizi izleyen insanlar da, halkımız da, yani konuyla ilgilenenler tabii, daha net bir fikir sahibi olabilirler. Soru şöyle sorulabilir. Suriye'ye müdahil olmakta, Suriye iç savaşının parçası olmakta ve Suriye'de rejimi değiştirmekte ve bunun için dünyanın her yerinden getirdiğimiz radikal dinci gruplarla bile işbirliği yapmakta Türkiye'nin ne çıkarı var? Soru böyle sorulmalı. Bu yapılanlardan Türkiye'nin ne çıkarı var? Cevap da tabii aslında çok kolay. Suriye'deki manzaraya ve kendi ülkemizdeki manzaraya ve şu anda Edirne'de, Bulgaristan sınırında, Yunanistan sınırında, Ege sahilinde, Ayvalık'ta, Dikili'de, Didim'de olan manzaraya baktığınız zaman işte bu sorunun cevabının olmadığını, bu sorunun cevabının verilemediğini ve şu anda Cumhuriyet tarihinin en derin bir kaosuyla ülke karşı karşıya bırakıldı. Bunu sormak istiyor insanlar. Yani nasıl oldu da 2012'de Suriye iç savaşına girerken, Suriye iç savaşına taraf olurken bunlar öngörülemedi, bunlar düşünülemedi. Ve ben ve benim gibi birkaç kişinin 8 yıldır en baştan beri uyarılarına rağmen, uyarmamıza rağmen ki bizde hiçbir istihbarat yok, hiçbir bilgi yok. Sadece medyadaki bilgileri yani aktarılanları okuyoruz. Bu insanların elinde yani Cumhurbaşkanı'nın elinde, efendim daha önce başbakan vardı, işte hükümetler vardı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı bunların elinde her türlü bilgi, her türlü istihbarat var. Bugünü nasıl göremediniz? Ve bugün bu kaosla, bu bataklığın içinde, bu belayla sadece bizleri bugün değil, gelecek nesilleri de karşı karşıya bıraktınız. Yani İdlib'de ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var? Bu yanlış politikada, başımıza bu kadar bela açan politikada niçin ısrar ediyorsunuz? Soru bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, şimdi buna cevap versin. Buna cevap versin. Şimdi en son konuşması, tabii birkaç gündür konuşmuyordu biliyorsunuz. Ben de dedim ki, herhalde iki nedeni var. Ya çok meşgul, nihayet anladılar yani durumun ne kadar ciddi olduğunu. Çok meşgul, bununla ilgilenmeye başladılar. Onun için zamanı yok veya bir hikaye yok. Yani anlatacağı bir hikaye yok. Anladık ki ikisi de değilmiş. Ne durumun ne kadar vahim olduğunu, kritik olduğunu anlamışlar, ne de yeni bir hikaye üretmişler. İşte en son dün İstanbul'da
partisinin milletvekilleri yaptığı toplantı var. Aşağı yukarı 30 dakikalık bir konuşma var. Sabır göstererek o konuşmanın tümünü izledim. Birkaç defa da geri çevirerek bugün yaptığı konuşma ne diyor diye. Bugün mü yaptı milletvekilleriyle İstanbul'da? Evet, bugün Dolmabahçe'de. Yani işler o kadar hızlı dönüyor ki bakın yani bugünle yani dün gibi evet öyledir. Onu izledim. Bakın daha hala temel problemin ya farkında değil ya da bizi özür diliyorum en azından benim gibi bu işleri takip edenleri salak yerine koyuyor. Bakın o kadar konuştu yani 30 dakikadan fazla. HTŞ, Heyet Tahrir El Şam kelimesini kullanmadı. YPG, PYD diyor, tamam. 40 bin ile 60 bin arasında silahlı militan diyor, doğrudur. Bir tehdittir, tamam. Peki İdlib'deki Heyet Tahrir El Şam ve diğer radikal dinci gruplar, kafa kesiciler, cihatçılar, burada da 60 bin ile 90 bin, belki 100 bin civarında var. Bunları niçin ağzına almıyor? Bunlar tehdit değil mi? Ha bunlar dost unsurlar mı? Bunlar öyle diyor. Toprağını savunan Suriyeliler mi? Kaçı Suriyeli bunların? Ha. İki, neredeyse Amerika'ya güller atacak, güller sunacak Trump'a, Amerika'ya vesaireye. Peki varsayalım ki İdlib yok şu anda, İdlib ortadan kalktı. Tehdit olarak gösterdiğin YPG-PYD orada devlet kurdu. O devleti kuran Amerika, onun arkasında duran, koruyan, hava gücüyle, kara gücüyle ve koalisyonla duran Amerika, onun için hiç ağzını almıyorsun. Şimdi tekrar başa dönelim. Diyor ki, biz sınırımızda güvenlik sağlayacağız. Yani bir güvenli bölge, sınır güvenliğimiz. Toprakta gözümüz yok. Peki, toprakta gözün yoksa, bugün söylemedi. Ama geçen hafta dahil kendisi de bütün medyada, TRT'de, sağda soldaki tetikçilerde hepsinin ağzında misak-ı milli var. Peki misak-ı milli nerede? Nerede kaldı misak-ı milli? Yani bunun yeri neresi? Madem toprakta gözün yok, niçin durup durup misak-ı milliyi söylüyorsun? Bizi Esad davet etmedi, Suriye halkı davet etti. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Suriye halkının kimin temsil edeceğine sen mi karar vereceksin? Eğer sen karar verirsen yarın öbür gün başkaları bir başkası çıkıp da senin kendi sınırların içindeki şu veya bu etnik grup için bizi onlar davet etti diye durumdan vazife çıkartıp senin Suriye'de yaptığını yapmaya kalkarlarsa o zaman ne olacak? Bu insanları şimdi insanlık dramı var, trajedi var dedin İdlib'de. Orduyu oraya soktun. Ama şimdi buradakilere hadi kapıları açtık diye çoluk, çocuk, kadın, bebekler dahil oraya yığdın. Bu insanlık trajedisi değil mi? Bunlara şimdi o bugün yaptığı konuşmada mülteci diyor. Hani düne kadar bunlar muhacirdi? Hani biz ensardık? Biz size söylemedik mi? 8 yıldır demedik mi? O ensar, muhacir lafı, o hikaye 1500 sene önceydi. 624'te 1500 sene önce. Mekke'den Medine'ye göçen 226 ile 230 civarında sayısı farklı rivayetler var. Kişi biz size döne döne dilimize tüy biterek demedik mi? 1500 sene önce oradan oraya giden Medine'ye giden muhacirler 226 kişi. Bu gelenler milyonlarca insan. Sizin aklınız yok mu? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Dedik. Ne dediler bize? Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda böyle şey yoktur. Efendim biz ensarız, onlara bakacağız. Ne oldu? Bugün hiç ağzını almıyorsun ne ensar, ne muhacir. Hepsi mülteci oldu. Yani şunu demek istiyorum. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Taktik konular tabii tartışılabilir, konuşulabilir ama bugün onları konuşmak, onları tartışmak asıl sorundan dikkatimizi ve zamanımızı, enerjimizi uzaklaştırır. Asıl sorun siyasidir. Suriye'de şu anda Türkiye'nin ve Türk milletinin ulusal çıkarlarıyla hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak çok ciddi bir riskle
bir bataklıkla karşı karşıyayız. Şehitler üzerinden milli hassasiyetimiz istismar edilerek bunun tartışmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunun baş tetikçisi de TRT'dir. Tartışmayı engellemeye çalışıyorlar. Bunun tartışılması lazım. Çok daha geç olmadan tartışılması lazım. Mutlaka ve mutlaka bir milliyet siyasetinin oluşturulması lazım. Evet. Bunun için de meclisin şu veya bu şekilde devreye sokulması lazım. Yoksa bugünkü konuşmadan sonra anladım ki bu cumhurbaşkanıyla ve bu siyasi kadroyla bu bataklıktan çıkmak değil, boğazımıza kadar girip orada kalacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Solmaz Türk. Tabii isyan halinde. Bu arada Sayın Hakan Güleş de stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Mehmet Ali Güller, iktidar anlamamış diyor bugünkü konuşmaya baktığımda Sayın Solmaz Türk. Sen ne dersin? Anlamamış mı? Cumhurbaşkanı dinleyebilir mi? Yani anlamamış mı? Doğrusu buna yanıt vermek mümkün değil. Onlar anlamak istediklerini anlıyorlar. Anlamak istedikleri ne? Bir siyasi hedefleri var. O siyasi hedeflerde çok basit söylersek 82. İl Halep. Hedef bu. Böyle bir şey söylenmedi ama. Toprak bütünlüğüne saygı duymuyor muyuz? Toprak bütünlüğüne saygı duymamızın göstergesi olgularda yok. Yani siz bulunduğunuz yerde oraya vali kaymakam atarsanız, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle üniversite kurarsanız, nüfus müdürlüğü kurup kimlik dağıtmaya başlarsanız, bu toprak bütünlüğünü ya da siyasal birliğini savunduğunuz anlamına gelmiyor. Kaldı ki 82. İl Halep'i AKP medyası defalarca attı bu manşetleri. Kaldı ki, hadi diyelim atılmadı, bu iktidarın böyle bir hedefi yoksa niye İdlib'de? Bu iktidarın hedefi sadece YPG koridorunu önlemekse, bunu çok daha maliyetsiz bir şekilde çözebilirlerdi. Esad'la anlaşıp Suriye ordusunun tekrar kendi topraklarında egemen olmasını sağlayarak yapabilirlerdi. Mesele mültecileri engellemek, Türkiye'ye daha fazla sığınmacı gelmesini engellemekse bunu yine Suriye devletiyle anlaşarak çözebilirlerdi Rusya'nın koordinasyonunda. Bunları yapmayıp ısrarla ve ısrarla İdlib'de kalmamanın formüllerini açıkladılarsa, ki açıkladılar işte geçen hafta Hulusi Akar öyle bir formül açıkladı ki ne zaman çıkacaksınız sorusuna verilen cevap, öyle şartlar söyleniyor ki biz Suriye'den çıkmayacağız denmiş oluyor. Yani bunu Erdoğan da, Akar da, Çavuşoğlu da defalarca söyledi. Anayasa olacak, seçim yapılacak, istedikleri türden bir iktidar kurulacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani bunun adı biz Suriye'den çıkmak istemiyoruz'un formülüydü. Evet. Niye? Çünkü 82. İl Halep diye bir hedefleri var. Kimsenin kendi kendini kandırmasına gerek yok. Yani bu iktidarın hedefi bu. Böyle olduğu için de maliyetsiz çözülebilecek meseleleri maliyetli hale getirmiş durumdalar. Ama İdlib'de sanki farklı bir şey de var Mehmet Ali. Şöyle, Barış Pınarı operasyonu içinde işte sınırımız boyunca 30 kilometre ilerleyeceğiz diyerek başlandı. Evet. Sonra bir cepte kalındı ki ana hedeflerde... İdlib askeri bakımdan kritik şimdi, bir yer. Şöyle bir yer. Halep'in altı orası. Siz Halep'i almayı planlıyorsanız Afrin hemen Halep'in yanında, biraz altında İdlib var. İdlib'de tutunmanız lazım. İdlib'de tutunamazsanız Afrin'den çıkmak zorunda kalırsınız. Yani Afrin'den de çıkarsanız... İdlib'den sonra da Halep'e doğru gidecek bir hareket. Tabii ki. Yani esas hedef Halep. Yani Misak-ı Milli vurgusu, AKP hükümetinin Misak-ı Milli vurgusu niye var? Halep yüzünden var. Yani AKP hükümeti çok mu Misak-ı Millici? Hayır. Ya da AKP hükümeti durup niye mesela Lozan hezimettir diyor? Lozan hezimettir çünkü Misak-ı Milli'yi gerçekleştiremedi diyor. Misak-ı Milli'de ne var? Halep var. Halep'ten Musul'a çizilecek bir hat var. Hatırlayın, yani bu iktidar bu işi yani YPG'nin liderleriyle anlaşırken de bu çizgideydi. O zaman bunu masada daha farklı bir yöntemle uygulamaya çalışıyordu. Hatırlayın, o zaman Türkiye Kürtlerle genişleyecek. Musul'a doğru, Halep'e doğru, yani Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine doğru Kürtlerle genişleyecek diye formüle etmişlerdi bunu. Öyle olduğu için de içeride Öcalan'la anlaşıp Kürt açılımı yapıyorlardı. Dışarıda da Salih Müslümler'le anlaşıp
ÖSO'yla ittifak yaptırıp onları Esad'a karşı bir devirme operasyonuna götürmeye çalışıyorlardı. Şimdi o hedef devam ediyor. Bu sefer öyle değil, zor kuvveti kullanarak devam ediyor. Yani AKP hedefinden vazgeçmiş değil, o hedefi sürdürüyor. 33 şehit için işte bugün geldiğimiz noktada Sayın Solmaz Türk hani bu kaos diye vurguladı. Tabii yalnızca bu sonuç yaşananları da içine katarak değerlendirmiş oldu. Bunun da herhangi bir etki yaratmadığını görüyoruz iktidarda. Yani iktidar buradan her şeyi göze almış diyebilir miyiz? Kesinlikle, yani Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye hemen bu konuşmanın, bu olayın sabahında böyle bir konuşma var biliyorsunuz. Evet. Yani bu risk alınıyor zaten. Bu risk alınmıyor olsa, bakın ben size iki tane temel nokta yani söyleyeyim. Yani 33 değil, Haldun 330 Bey, da olsa Haldun devam Bey edecek. Haldun Bey de muhtemeldir beni teyit edecektir. Bakın iki şey söyleyeceğim. Bir, bunu yazdım. Üstelik bunu hem Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarımdan teyit ettirdim, hem Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarımdan teyit ettirerek yazdım. O yüzden de yalanlanamadı. İdlib'de 12 gözlem noktası kurulmasına Türk Silahlı Kuvvetleri itiraz etti. Gerekçe de şu, sizin siyaseten öngördüğünüz direktifle ilgisi yok. Bir, iki, bu gözlem noktalarıyla askeri olarak yaptırtmak istediğiniz işi biz İHA'larla, SİHA'larla yaparız. Bu gözlem noktalarına gerek yok dediler. Peki ona rağmen gözlem noktaları nasıl kuruldu? Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi ve ekibi ısrar etti bunda. Çünkü 82. İl Halep hedefiyle doğrudan orantılı bir işti ve Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Genelkurmay Başkanı değil Sadat'ı dinleyerek 12 gözlem noktasını kurdurtmuş oldu. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yazdım bunu. 3 hafta önce yazdım. Evet, yazdın ama izleyicilerimiz mutlaka ilk kez duyanlar da var. Evet. Şimdi bir bu. İki. Burada iki. Bu tartışma var yani. Hiç mi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kurmay zeka söylediler. Demedim itiraz ya ettiler. Biz burada bakın, ne işimiz itiraz var. Ettiler. İki. İkincisini söyleyeyim. Yine Haldun Bey beni teyit edecektir muhtemelen. Zannederim kendisi de böyle bir sosyal medya mesajı paylaştı. Tanıdığım, bildiğim, güvendiğim bütün emekli askerler uzun bir süredir şunu söylüyor. Hava savunma desteği olmadan Suriye'de bir kara taarruzuna girmek tırnak içinde basit intihardır. İntihardır. Bunu bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli askerleri söylüyor. Fakat bir bilgi olarak söylüyor. Muazzaflar da söylüyor. Bunu yine ilettiler. Yani bu doğru bir hareket planı değil dendi. Fakat buna rağmen hatırlayın geçen hafta yani 27 Şubat bu olmadan önceki evet. Süreci göstere göstere oraya yığınak yapılmaya devam edildi. Devam edildi. Çünkü AKP peki niye bir istifa yok? Yani tabii sen yani bunu muhatap olmaz sen yani hani, bu çünkü hani bir reaksiyon bekliyor insan. Şimdi Necip Torumtayları ve sonraki hayır, süreçte bir reaksiyon ben beklemiyorum. Çünkü bu böyle bir hükümet değil. Bak şimdi biz şurada hata yapıyoruz. Hani herhangi bir hükümet varmış gibi, bir Ecevit hükümeti, bir Demirel hükümeti, bir Erbakan hükümeti, ne bileyim böyle bir hükümet varmış gibi beklenildiği zaman evet istifa eder, etmeli diyorsun. Böyle bir hükümet yok. Hükümeti beklemiyorum, asker kanattan. Hani biz bunu gerçekleştiremeyiz, bu bir intihar olur. Ben askerlerimi oraya sürükleyemem ya da sürükleyecekseniz de bunun sorumluluğunu onun alamam. Onun cevabına da geleyim ama şu kısmını söyleyeyim. Yani bir sıradan bir hükümet yok. Bu hükümet hiçbir konuda geri adım atmaz, hiçbir konuda hata yaptık, efendim demez. İstifa edelim demez. Çünkü bir dava hükümeti bu. Tırnak içine bir dava hükümeti. O davayı gerçekleştirebilmek için de 82. İl Halep'e ihtiyaç duyuyorlar. Bir kurucu olabilmek için. Bu hükümet bir rejimi yıktı, bir sistemi değiştirdi fakat yerine yenisini inşa edemiyor. Bir yenisini inşa edebilmek için sizin kurucu vasfını elde edebilmeniz için böyle bir fetih gibi bir şeye ihtiyacınız var. Evet. Hiçbir şekilde bu hükümetin herhangi bir nedenle geri adım atması ya da istifa etmesi söz konusu olmayacak. Gelelim askeri kanat açısından. Şimdi askeri kanat açısından kim istifa edecek? Şimdi Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay 1990'da Özal'ın siyasi direktifine uymayıp istifa etti. Doğru. Şimdi kim istifa edecek? Yaşar Güler mi etsin? Yaşar Güler mi yönetiyor Türk ordusunu? Kim yönetiyor Türk ordusunu? Bakın Türk ordusunun durumu çok karışık. Kuvvet komutanlıklarının üçünü, kara, hava, denizi aldınız, Milli Savunma Bakanlığı'na bağladınız. Jandarmayı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden koparıp İçişleri Bakanlığı'na bağladınız. Genelkurmay Başkanı bu komutanlıklara komuta etmeyen bir pozisyonda. Evet. Ordu onun içinden eğitimi özelleştirerek üniversite kurdunuz, sağlığı özelleştirip Sağlık Bakanlığı'na bağladınız,
Yani çok parçalı bir ordu oldu. Genelkurmay Başkanı'nın da bu ordunun başkomutanı gibi bir pozisyonu yok artık. Kim istifa edecek? Başkomutanın kendisi bu yapı içerisinde zaten Erdoğan. Erdoğan'ın istifa etmesi gerekir böyle bir durumda. Yani Necip Torunay'ın pozisyonu da var. Onu da konuşalım çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının talep edilmesi buna karşı. Fakat onu da söyleyeyim. Şu belki tabii, birazdan ayrıntılı tabii konuşacağız. Bildiri. Bildiride imza olmalı mıydı, olmamalı mıydı muhalefet? O ayrı, o faslı da tartışırız. Fakat her şeye rağmen o bildiride bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu ifadesinin bu kadar saydığım 15 Temmuz sonrası ordunun yapısının değiştirildiği süreçte yanlışlıkla mı yaptılar bilmiyorum aynısını. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu diye ifadenin geçiyor olması altı çizilmesi gereken çok önemli bir durum. Evet, orada bir de tabii siyaset masada çözülmesi gerekiyor. Onlar ayrıca konuşuruz. Evet, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş de stüdyomuzda sevgili izleyiciler. Şimdi tam bu noktadan belki sormak lazım. Türkiye'nin hedefleri dair Mehmet Ali Güller'in değerlendirmeleri oldu. Sayın Solmaz Türk de biraz sonra değerlendirecektir ama bu hedeflere karşıda Rusya var. Evet. Suriye var. İran'da var. Ki bugün İran'ın da topçu atışları sırasında hedef alındığına, onların da kendi açıklamalarında 10 Hizbullah üyesinin öldüğüne dair açıklamalar var. Dolayısıyla hani İran'la da bundan sonraki süreçte belli ki sıkıntılar yaşanabilir. Buna izin verir mi Rusya ve işte Suriye, İran diyelim hani oradaki o koalisyon? Özellikle Rusya. Yani Rusya'nın bölgedeki çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları çatıştığında geri adım atacak gibi değerlendirebilir miyiz? Biraz Rusya cephesinden evet, meseleye baksak. Rusya cephesinden bakarsak zaten bu 33 ya da 36 askerin öldürülmesi tam olarak bu sorunun yanıtı. Hayır anlamına geldi. Bu çok net ve sert bir hayır anlamına geldi. Bugün Türkiye ısrarını sürdüren bir takım girişimler içinde anladığımız kadarıyla sahadan gelen bilgiler böyle. Buna karşılık Rusya'nın daha yumuşatıcı bazı kavramlar kullandığını görüyoruz. Ama tabii bunun pek çok nedeni var. NATO'nun biraz ne diyelim işe daha sert ve hızlı müdahale olmasını engelleyecek biraz gaz alma var. İşi bir şekilde tamamen yani Astana-Soçi sürecini tamamen devirmek istemiyor. Rusya Türkiye ile girmiş olduğu işbirliğinden Suriye içi dengeler açısından bazı şeyler bekliyor olsa da esasen bunu bir nakite çevirmek istediği yer esas olarak Batı cephesidir. Yani Ukrayna krizi nedeniyle yaşadığı sorundur. Libya'daki öncelikleri de budur. Bu bakımdan onu nakite çeviremedi. Ama hala işe yarar bir enstrüman olarak tutmak istiyor. Yani birkaç nedenle hepimizin bildiği gibi Türkiye ile oldukça hacimli ticari ilişkileri var ve projeler var. Bu böyle elinin tersiyle atacağı bir şey değil. Türkiye'nin de Rusya'nın da. Ama Suriye, bir tarafta Suriye, bir tarafta ekonomik, Türkiye ile kurduğu ekonomik ilişkiler arasında tercih yapmak zorunda kalırsa? Onu baştan yanıttığımı düşündüm. Zaten onu tartışacak bir tarafı yok. Yani o şüphesiz. Yani zaten bu, yani, bu evet, konuştuğumuz olay bu tercihin tam olarak kendisi. İfadesi. Tabii. Yani bu bakımdan hani yeterince belki net ifade edemedim. Evet, tam olarak bunun bir yani bekleniyordu. Benim de tahminim oydu. Pek çok yani aklı başında durumu gören herkes bu yorumda bulunuyordu. Öyle de oldu. Yani fakat burada Türkiye çok riskli bir hareket izledi. Hepimizin yine gördüğü gibi. Batı ile olan sorunlarının farkında burada bir gevşeme ve iyileşme, yakınlaşmanın başladığını da görüyoruz. Ama daha hızlı ve daha çaplı bir, daha kapsamlı bir destek bekliyordu NATO kanadından. O gelmedi işte. Riskli hareketler bunlardır. Yani gelse başka bir şey olurdu. Biz başka bir şey konuşuyor olurduk şu anda. Yani şey açısından. Yine savaşın yıkımı, Suriyeli gençlere, Türk gençlerine, insanlara yıkımını konuşuyor olurduk ama konuştuğumuz askeri dengeler, güçler dengesi bu olmazdı. Şimdi bu olası mıydı? Şimdi bu tabii bu 6 saatlik program gerektirir. İleride yakın zamanda buna oynadı. Bunun için altını çizmek isterim. Hani bu konuyu gündeme getirmiş oldum. Buna oynadı. Bunun tam olmayacağını söylemedi. Yani işte liman ziyareti yapılacak, AVAX'larla destek sürdürülecek, hava gözlem desteği, Stoltenberg'in açıkladığı 3 tane destek.
Bu arada birlik içerisindeki çok sayıda başka, yani NATO içerisindeki çeşitli ülkelerin frikateynleri Akdeniz'e hareketlenmiş durumda falan. Yani özel tekil kuvvetler geliyor. Şimdi bunlar, riskli hareket bu. Erdoğan'ın, Ankara'nın yaptığı. Burada bu yeni çubuk bükmeyle şu ana kadar Rusya, onu da dans etti o ana, yani Rusya'ya bir çelme takarak bugüne kadar Rusya için daha küçük partner olan Erdoğan'ın birden eşit partner olduğunu gösterme hamlesiydi. Muhtemelen iç gerekçeleri var. Yani bu işte içeride iktidarı koruma, Kanal İstanbul'la kaybedilen şey şu andaki kamuoyundaki, yani bu konu belki de iç politika meselesi. Biz hani dış politika konuşuyoruz. Benim de işim dış politika ama bazen dönüp iç politika ile ilgilidir. Ama neyse, şimdi dağıtmamak adına şeye toparlayalım. Dış politik bağlamını açıklamaya çalışalım. Bu riskli hareketi yaptı olmadı ama şimdi şunu görüyor. Orada tutunduğu ölçüde pazarlık edebileceği bir şey var. Yani kafa böyle çalışıyor. Şimdi değişik düşünceler vardır. Kimi insanlar, mesela bir asker olan Mustafa Kemal, yani ülkenin efendim ekonomik refahı, yurttaşının refahı, dirliği ve birliğiyle güç olduğu fikrini, yani orduyu da tanzim etmiştir ama bu öncelikli mesele değildir. Şimdi buradaki kafa, bu yeni dönem, bu hırgür ve desantralize soğuk savaş sonrası dönem okuması içinde ki bütün onların SETA başta olmak üzere düşünce kuruluşlarının raporlarını okursanız görürsünüz dünyayı nasıl okuduklarını. Okudukları şey, yani burada bir düzen yok, burada şey var, dolayısıyla bu denge oyunu sonsuz şekilde oynayabiliriz diyorlar. Bunu oynuyorlar, yani burada sıkışınca öbüründen yardım alırız. Onunla sıkışırsak ona başka bir şey satarız. Şimdi ama burada kritik olan şey şu, konumu Erdoğan'ın mantık olarak baktığınızda şöyle. Batı dünyasının önde gelen bütün ülkeleriyle aynı politik çizgide bir şey. Esad devrilmeli, o bir diktatör. Varil bombası atıyor, halkına şey yapıyor. O gitmeli. Ve Esad'ın işbirliği yaptığı ülkeler sorunlu falan filan. Şimdi bu tez Türkiye'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, devam etmeyeyim. İsrail. En başta İsrail'in şüphesiz tezi. Şimdi peki bunun sahadaki gücü kim? Artık Suudi Arabistan yok. Yani Suudilerin desteklediği güçler. Yani süper küçücük bir deranın altında şeyde, Ürdün sınırında bir bölgede 3-5 küçük grup kaldı. Yani yok denecek seviyede. Esasen Türkiye var. Yani bir devlet ve onun sahadaki güçler açısından. Şimdi bu nakde çevrilebilir mi? İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar ve beni tanımayanlar yanlış anlayabilir. Böyle nakit falan diye sadece anlaşılır kavramlarla anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bir pazarlık masasında bir şey almasını sağlayabilir. Böyle bakıyor o şeye. Teknik olarak baktığınızda evet var ama zaten bu işin tamamı yanlış. Yani bu paradigmanın tamamı. Alsa ne olur? Yani şimdi ben bunu eleştiriyorum ama öte yandan da diyorum ki bakın burada bir, yani Ankara bu hareketi yaparken şöyle fırsatlar gördü falan ama zaten bunun tamamı külliyen yanlış. Ahlaki açıdan yanlış, bir başka ülkenin, toprakların egemenlik sahasına ilişkin yaklaşım açısından ahlaken yanlış. İddia ettiği şeylerle hiçbir ilgisi yok. Ulusal güvenliğimiz, sınırlarımız ve bunlarla hiçbir ilgisi yok. Ve ayrıca da yanlış varsayımlar üzerine kurulduğu için son derece başarısız danışmanların defalarca... Gerçeklikten, sahadaki gerçeklikten kopuk. Yani bir fantazi gibi görünüyor. Ya işte hani olmayan kısmı o, onu demek istedim. Yani bu kadar devletle aynı tezdesiniz. İyi kötü sahada bir yeriniz var. Şimdi bunu... Fakat bu yerinizi siz nasıl aldınız? Şimdi onu hatırlayalım. Erdoğan dedi ki Suriye halkı falan çağırmadı. Oraya çağıran dolaylı olarak Esad'dır. Esas olarak Rusya'dır. Yani hukuken Soçi Astana dediğimiz şey Türkiye, İran, Rusya değil mi? Bunun oyun kurucusu Rusya'dır. Ve dolaylı rızayı gösteren taraf da nedir? Efendime söyleyeyim. Suriye yönetimidir. Şimdi Türkiye Suriye açısından bakıldığında Azez'de davetli gitmemiştir. Afrin'e davetli gitmemiştir. Fırat'ın doğusuna da davetli gitmemiştir ama buraya davetli gitmiştir. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Şimdi, fakat bu davetin şartları vardı. Orada bu oyun kurucu başta olmak üzere bu davet sınırlarını aştığını düşündü Türkiye'nin. Ve orada Türkiye hamleyi arttırdı. Evet, hikayeyi tekrar etmeyelim. Bildiğiniz gibi bütün bu noktalara gelmiş olduk. Hala gördüğüm kadarıyla, yani bir sınırı zorlamıyor ama hala bu askerlerimizin ölmesine neden olan eylem ve tarz devam ediyor. Oradan geri geçilmiş değil. Yani şu andaki durum bu. Evet.
Sayın Solmaz Türk, size dönelim. Ondan sonra belki bir yani kısa tur daha. Bütün bu söylenenlerden çünkü mutlaka söylemek istediğiniz yeni şeyler çıkmıştır ortaya. Sözü size vereceğim 3 dakika için. Ondan sonra burada da bir tur yapıp ikinci bölüme geçeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tabii söylenecek çok şey var ama bir iki noktaya birer dakikayla değinip tekrar size bırakacağım sözü izninizle. Şimdi bu propaganda meselesi çok önemli. Yani ilk başta değindiğim konu. Kamuoyu ve medya üzerinde ağır bir baskı ve bir saldırı var. Yani tabiri caizse bir tam sağ pres gibi. Ve bu bilinçli olarak yapılıyor ve insanların sorgulaması, soru sorması, düşünmesi engellenmeye çalışılıyor. Ve işte bizim gibi işte zaten bir avuç insan, işte bir burada belki bir iki kanal daha belki sayılabilir. Kamuoyunu doğru bilgileri paylaşmaya, doğru değerlendirmeleri paylaşan insanlar da ürkütülmeye çalışılıyor. Şimdi bunun tabii çeşitli yöntemleri var ama dikkat ederseniz bu bir örnek vereceğim şimdi. Hepsi yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin deniyor ki işte örneğin bu şeyle ilgili, varil bombasıyla ilgili. Şimdi Esad bir melek değil. Bu iç savaşta kendisi de daha önce babası da çok insanın canına kıydı. Ancak 2011'de Libya'da olanları ve Kaddafi'nin başına gelenleri gördükten sonra o da 2012'de iç savaş çıkınca o ve çevresindekiler can kaygısına düştü. Yani içgüdüleriyle hayatta kalmaya çalışıyor. Bu arada onun da yaptığı katliamlar var, ona hiç şüphe yok. Ama şimdi bugüne bakarsak, şimdi geçen hafta grup toplantısında söylediği Tayyip Erdoğan'ın şu: Rus güçleriyle İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıp katliam yapıyor. Teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef alıyorlar. Dolayısıyla yani yalnız Esad'a değil, yalnız Suriye hükümetine ve ordusuna değil, Rusya'ya ve İran'a da dönük bir düşmanca duygulanım yaratılmaya çalışılıyor. Ve en son verdiğimiz şehitler de bunun üzerinden, işte bakın biz size demedik mi düşman, işte düşman, düşman. Dolayısıyla oradan birileri de kalkıyor. İşte düşman gördüğü yerde vurulsun vesaire. Şimdi bakın, uzunca bir zamandır birkaç defa sizin programınızda da söyledim. Dedim ki bakın, kafasının üstünden mermi geçtiğinde nasıl ses çıkardığını bile bilmeyenler, bir eğer bu denilen yapılsa, yani sivil halk hedef alınsa, ne kadar büyük zayiat olacağını tahayyül edemiyorlar. Şimdi en son verdiğimiz şehitler sayısında gördük bakın. Yanlışlıkla veya doğrudan, ki bunun yanlışlıkla yapılmış olma ihtimali son derece düşük. Yani büyük ihtimalle doğrudan hedef alınmış olmalı. Bakın, bir veya iki hava taarruzuyla ne kadar ağır zayiat verdik. Bu hava taarruzları, bu topçu taarruzları vesaire gerçekten dendiği gibi teröristlere değil sivil halka yapılmış olsaydı her gün yüzlerce sivil zayiat olurdu. Yani bu yapılan propagandanın ne kadar zeminsiz, ne kadar bir yalana dayalı olduğu ama ne kadar yani yaygın olduğu için, ne kadar etkin olduğunu göstermek için söylüyorum. İkinci değineceğim konu bu NATO meselesi. Bunu o zaman söyledik. Yani dedik ki bakın bu %1 değil, 1000'de 1 ihtimal bile yok NATO'nun gelip de buraya müdahale olması. Nitekim olmadı. Zaten bakın bir ortak bildiri bile yayınlanamadı. Genel sekreter bir basın toplantısı yaptı. O da 2-3 cümleyle konuyu geçiştirdi. Yunanistan ortak bildiriye karşı çıktı. Yunanistan karşı çıktı da diğerleri sanki çok mu Türkiye desteklemeye teşne? Hayır. Onlar da Yunanistan'ın arkasına saklandılar. Genel sekreter dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, ortaya karışık bir laf salatası şeklinde olayı kapattı. Oldu bitti. Şimdi asıl son, üçüncü ve son olarak size bırakmadan önce sözü şunu söyleyeceğim. Şimdi yine bugün İstanbul'da yaptığı konuşmada diyor ki, işte Trump'ta da konuşmuş da Trump'ta Putin orada ne arıyor demiş, ne menfaati ne çıkarı var. Efendim işte bizim Cumhurbaşkanı da demiş ki, vallahi ben de bilmiyorum. İşte orada Kamış'ta biraz petrol var falan. İşte kah 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 kih 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 onun üzerine güldüler. Şu ortamda nasıl gülüyorlarsa
Yani nasıl gülüyorlarsa, nasıl gülebiliyorlarsa. Şimdi bakın orada diyor ki, yani bunu Putin'e söylüyor. Diyor ki ya sen burada ne arıyorsun? Ben de anlayabilmiş değilim. Üs istiyorsan işte 2-3 üs verelim. İşte hava üssü, deniz üssü verelim. Yani tamam ama aradan çekil. Şimdi bakın burada bir gerçeklerden kopukluk var. Kopukluk. Yani etrafında öyle bir duvar örmüş ki kendi kendine mental ve psikolojik olarak bir duvar örmüş ki gerçeklik o duvardan içeriye nüfuz edemiyor. Hala Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı, tek karar verici Rusya'nın Suriye'de ne yapmaya çalıştığını bilmediğini söylüyor. Ha bunu bilmiyorsa vahim. Ha biliyor da yine de böyle söylüyorsa daha da vahim. İki, şimdi ya bir yabancı ülkenin toprağında sen kimsin ki hangi hakla, hangi yetkiyle bir yabancı ülkenin toprağında bir üçüncü ülkeye üs veriyorsun. Üs veriyorsun. Bakın onun için diyorum bakın ne kadar büyük bir açmazla, ne kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ne kadar büyük bir derin bir devlet kriziyle karşı karşıyayız ve bunu aşamıyoruz. Kimse aşamıyor. Nasıl aşılır? Yani ben de bir şey artık yani bende de bitti. Önde konuşalım mı? Tamam. İkinci bölümde konuşalım. Burada bir son tur yapmak istiyorum çünkü. Mehmet Ali Güller, yani hala inanılmaz olarak hani bir duvarın içerisine girilemiyor diyor ama sen diyorsun ki o duvarın içerisinde bir proje var o projeye uygun biçimde. Kesin yani Erdoğan, Putin'in... Onu soracaktım Sayın Solmaz Türkiye, ikinci bölümde Putin'in sorayım. Putin'in niye yani çünkü... Suriye'de olduğunu da biliyor. Yani bilmez olur mu? Biliyor da bunu şundan propaganda ediyor. Yani Putin'in pozisyonunu... O zaman bugünkü toplantıyı nasıl yorumlayacağız? Putin'in pozisyonunu... kirli göstermeye çalışıyor. Yani bunlar petrol için burada ama biz Türkiye olarak ahlaken doğru bir iş için, halkı savunmak için buradayız diye propaganda yapmak için bunları söylüyor. Yoksa herkesin niye orada olduğunu Erdoğan da bence gayet iyi biliyor. Bugünkü şeyi, yani ben biraz şuna yoruyorum. Hani gülme şeyinin üstünde çok duruldu. Hani o kısma girmeyeceğim. Belki bir sinir boşalması falan olabilir. Çünkü Moskova'dan gelen açıklama şu yönde, yani bu iş tamam hal yoluna sokuluyor dedi özetle bugün Moskova. Evet. Gerilimi düşürme kararında mutabık kaldık dedi. Bugün de son gün biliyorsunuz 29 Şubat. Dolayısıyla bir rahatlamanın verdiği bir durum olabilir, bilemiyorum. Ben de şöyle düşündüm. Yani gülme için değil ama genel konuşmaya baktığımda. Bir rahatlama var yani konuşmasında. Yani ya çok küçümseme, toplum nezdinde bu haberi küçültecek, hani üzerinde çok durmayalım, hani olan oldu noktasında, o TRT1'deki kişinin söylediği gibi çok büyütmeyelim noktasında bir değerlendirme, ama bir de bizim bilmediğimiz bu temaslar neticesinde hani kendisini rahatlatacak bazı teminatlar almış ya da anlaşmalar yapmış. Öyle görünüyor. Yani bu teminat değil de şöyle anladığım kadarıyla ben Rus basınından biraz yansımalar, biraz resmi açıklamaları onunla birleştirerek ortaya çıkan sonuç şu. Aslında 1 Şubat'tan işte 29 Şubat'a 29 gündür amiyane bir tabirle masanın bir ucunda Erdoğan, bir ucunda Putin bir strese dayanıklılık testi yürütüyorlardı birbirlerine karşı. Bugün de son gündü. O test bitti. O test 27 Şubat'ta bitti aslında. Maalesef böyle bitti. Ve görünen o ki Soçi mutabakatı sahada güncellenecek. Öyle olduğu anlaşılıyor. Birincisi. İkincisi, Türkiye'ye ya HTŞ ile Soçi'ye uygun olarak mücadele edersin ya da 30 Ocak'tan beri süren Suriye ordusunun İdlib'de teröristlerle mücadele etme hakkını biz tanıyoruz. O sürecek. Yani bunu kabullenmek zorundasın denmiş oldu. Bunun da kabul edilmek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Çünkü bunu kabul etmezseniz bunun devamı yeni 27 Şubatlar olacak. Türkiye ya bunu kabullenip ciddi bir savaş ilanına götürecek. Fakat burada da ciddi bir sorun var. Türkiye'nin yanında kimse yok. Haldun Bey çok haklı. Ne NATO olacak, ne şu olacak, ne bu olacak. Yani Amerika'nın vereceği desteğin de destek olmayacağını biliyoruz. Amerika niye destek versin? Yani Türkiye ile İran, Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Suriye çatışsın, bölge karışsın. Amerika'nın en çok istediği, yararlanacağı bir durum. İsrail'in de güvenliğinin garantisi olacak bu durumlar.
Dolayısıyla bir destek olmayacak. Şimdi Erdoğan bunu da görüyor bir yandan. Hani Batı'dan kendisini bir savaş pozisyonuna soktuğunda Batı'dan bir destek göremeyeceğini de görüyor. Diğer yandan iç kamuoyuna da şimdi bir şeyler anlatmak zorunda. Bu sıkışmışlığın i̇şte içerisinde... Zorunda mı onu konuşalım. Yani çok zorunda gibi kendini biraz, de hissetmiyor. Böyle de bir rahatlık yok, var. Yok ya. Aslında bir parça var. Öyle bir rahatlık göstermeye çalışıyor ama bakın anketler konusunda Türkiye'de herhalde anketlere kafayı en çok takan insan Erdoğan'dır ki haklı. Yani kendi şeyini oradan okuyor. Son anketler facia. %30'lara düşmüş bir oy var. Bahçeli'nin oyuyla da bir şey olmuyor ve hatırlayın 6 ay önce parlamenter sisteme dönmek gerekir mi meselesi o nedenle çıktı. Evet. Bu kadar düşmüşken iç kamuoyuna bir şeyler anlatmak zorunda. Peki. Sayın Güneş, şimdi bir yalnızlıktan iki konuğumuz da bahsetti. Ben en başından itibaren şunu zaten çözemedim. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iktidar kendisi de söylüyor. Evet. Nitekim işte Fethullah Gülen hala Pensilvanya'da. Orada kendisini destekleyen iki ülke vardı. Birisi Rusya, birisi İran. Kendisi de zaten söyledi. Beni işte ilk anda arayanlar, hani desteğini söyleyenler. Şimdi onları da iteleyen, yani etrafında hiç bir dost bırakmayan bu tarz, bu siyaset tarzı nasıl yorumlanmalı? Bir de Rusya meseleye nasıl bakıyor? Yani şu Hatay meselesinin bugün yeniden gündeme gelmiş olması 80 yıl önce hani biz Misak-ı Milli falan deyince ya Hatay Suriye toprağıdır diye açıklamalar var. Rusya'nın çok net mesajları var. Yani biz gerekirse burada çatışabiliriz mesajlarını da çok net veriyor. Biraz bu yani yalnızlık tercih mi? Onu konuşalım. Bir de Rusya'nın bu konudaki kararlılığını hangi konu kanallarla gönderdiğini en son mutabakat ne olabilir? Çok kısa olacak bu bölüm ama belki ikinci bölümde daha açacağız. Tamam. Yani yok, çok hızlı yanıtlanabilecek sorular. Şimdi Rusya'nın tabii Sputnik'te, Russia Today'de ve diğer kanallarla, değişik televizyon ve yayınlarla tonunu değiştirdiğini görüyoruz. Yani uçak düşürülme olayı 2015 Kasım'dan 2016 Haziran'ına kadar orası mesela YPG yayın organı gibiydi. Şimdi ben günlük izliyorum. Sabah akşam YPG, YPJ izlerdiniz. Yani şeyle böyle marşlarla falan. Haziran'da darbeden önce oturdular. Biliyorsunuz bu uçak meselesinde tutum değişti. Ondan sonra tabii darbede yanına geldi. Ondan sonra yayınlar birden değişti. Birden mesela Rus kanalları Türkiye'nin desteklediği militanlar diyor. Şimdi tekrar Türkiye'nin desteklediği teröristler demeye başladılar. Yani bu yayın organlarının işte hükümetlerinin politikalarına bağlı olarak yapmış olduğu bir şey. Dolayısıyla şimdi de bir Hatay hatırlatması yapıyorlar falan filan. Türkiye'nin çeşitli yayın organlarında ne hatırlatmalar yapıldığına bir baksak Ruslar herhalde elçiliği kapatmak falan durumunda kalırlar. Şimdi iş o tekrar değişir, düzelir falan, bir orta yol bulurlar. Çünkü Rusya'nın da Türkiye'ye belli ihtiyaçları var. Ve bu tür bir ilişkiyi de tercih etti. O uçak krizine rağmen unutmayalım, en sıkışık halinde. Rusya'nın da bu sıkışıklıklarında Erdoğan bir tür şey oluyor, bir ne diyelim, ona bir kanal açmış oluyor. Ve tabii ama burada eli güçlü olan, daha fazla olanağı olan Rusya ve bunu da kendi lehine kullandı bugüne kadar. Mesela neyi yapmış oldu? 2016 hatırlayalım tarihleri şey açısından. 15 Eylül'ün sonunda operasyon başladı. Rusya olaya girdi askeri olarak. Kasım'da uçak düşürüldü. Orada Rusya askeri kampanyası epey yol aldı. Şubat'ta tamam operasyonu tamamlıyoruz. Esas olarak hani Şam ve çevresini toparladık, arızayat verdik. Dediler çık, hatta çıkma yani 6 aylık bir şeyle çıkacağız diyorlardı. Fakat çıkmadılar. O arada Cenevre devreye girdi. Cenevre bu işin siyasi masanın esas kurulacağı yerdi. Cenevre'nin muhalif kanadı da önce Antep'te toplanıyordu. Bypass ettiler, Riyad'da toplandı. Suudi Arabistan merkeze geçti. Şimdi bütün bunlar tarihini çok da uzatmak istemem yani ama bir hatırlayalım. Şimdi Riyad merkezli oldu. Almanya devreye girdi. Viyana'dan Cenevre'ye gidilmeler falan başladı. Şimdi bütün bu denklem içerisinde Rusya uluslararası meşruiyetini kurmada çok yalnız kalacaktı. Yani sonuç olarak işte ne kadar Esad'ın arkasında durursa dursun Amerikan, İngiliz ve Fransız kuvvetleri sonuç olarak karar verdiklerinde yani Şam'ı bir günde yerle bir edebilecek güce sahipler. Bunu başka yerler için yaptılar. Burada da yaparlar. Şimdi bu maalesef böyle.
Dolayısıyla orada bir partner aradı. O da Türkiye. Hem Ukrayna krizi hem diğer. Yani burada bir imdada yetişti Türkiye. Bu iki çaresiz bu noktadaki şey gücün birbirine tutunması oldu. Ama Rusya kısmen daha karlı çıktı. Çünkü Rusya pozisyonunu güçlendirdi bu arada. 64 Kıbrıs kriziyle kıyaslarım ben bunu, hani izleyenler evet. biliyorlardır. Şimdi orada karşılığında ne geldi? Türkiye-Sovyet askeri anlaşması. İskenderun, demir, çelik. Seydişehir, alüminyum. Ali ağa yani. Şimdi bu kez, üstelik bunlar hani ciddi hibeler biçimiydi. Şimdi ne oldu? Para karşılığını, yani bedelini bizim ödediğimiz projeler satılıyor Rusya'ya ve bir bağımlılığımız arttırılıyor. Evet, dolayısıyla yanlış bir şey oldu. Bu süreçten Rusya daha karlı çıktı. Peki, doğrusunu isterseniz. Devam evet. edeceğiz. Bir ara vermemiz lazım şimdi. Sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından olaylar ve nedenler devam edecek. İdlib'i elbette konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde bundan sonra neler olabileceğine dair daha çok yorum olacağız. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye ne kadar girebildiğini, giremediğini, neden giremediğini, yani Türkiye'deki iç siyaseti de İdlib bağlamında konuşacağımızı söyleyelim. Yeniden buluşacak. Sevgili izleyiciler, Tele 1 ekranlarında olaylar ve nedenler devam ediyor. Olaylar ve nedenlerde Perşembe gecesi gelen 33 askerimizin şehit olması üzerinden bugün verilen son tarih. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şubat ayının sonunu ilan etmişti. Son saatlerinde acaba bundan sonra ne olur'u konuşuyoruz. Birinci bölümde girişte neler olduğunu konuştuk. Bundan sonra ne olacağını şimdi konuşacağız. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk Ankara stüdyomuzda. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Güneş stüdyomuzda. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller de yine İstanbul stüdyomuzda bizimle beraber. Sayın Solmaz Türk, yine sizle başlayalım bu turada. Şimdi siz propagandaya tabii dikkat çektiniz konuşmanızın sonunda. Şimdi propaganda deyince notlarıma şöyle bir baktım. Şu soruları sormak isterim. Siz değerlendirmelerinizi bunun üzerinden yapabilirsiniz. Yani devam ekleyebilirsiniz. Şehitler Tepesi boş kalmasın sözü, asker içinde bir anlamı var mı? Bir de Diyanet en son cihat ilan etti. Diyanet'in cuma hutbesinde ellerinizle, dillerinizle, mallarınızla cihat edin çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir Mehmetciğimiz dedi Diyanet. Dolayısıyla bunun bir cihat olduğunu söyledi. Kamuoyuna dönük propagandayı anladım. Askere dönük de bir propaganda herhalde çalışması bu. Nasıl yorumlarsınız? Ne demek istersiniz? Bu söylem, yani dini söylem, içeride İslamcılık ve daha genel, daha geniş bir coğrafyada ümmetçilik olarak son birkaç senedir artık açıktan yapılıyor. Artık açıktan. Şimdi bakın, bugün dün görüyoruz. Şehit cenazeleri bile bu maksatla istismar ediliyor. Yani bunu nasıl yapabiliyorlar? Yani bunu, yani kelime bulamıyorum. Hani bu acılı günlerde daha fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Evet. Ama bunu yapmayın. Yapmasınlar. Yani bunu yapmasınlar. Bu kadarını yapmasınlar. Peki. Şimdi şeye gelince, bu söylem, yani propaganda, bu çok yaygın. Bunun başında da, yani bunun başını çeken Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet İşleri Teşkilatı. Diyanet İşleri Başkanlığı dünyada, yani içerideki hali, tavrı, yaptıkları örnekler vereceğim şimdi, yani özellikle orduya dönük. Ama sınırlarımızın ötesinde paralel bir dışişleri bakanı gibi çalışıyor. Başkanı kendisi ve teşkilat da paralel Dışişleri Bakanlığı gibi ümmetçilik projesini yürütüyor bütün dünyada. Yani. Bu çok net. Şimdi ordu bunun neresinde? Ordu bunun göbeğinde, merkezinde. Yani ordu hedef, ana hedeflerden biri. Yani ordunun İslam ordusuna dönüştürülmesi için. Biliyorsunuz, bu istifa eden bir askeri başdanışman vardı. O zaman demiştim ki, askeri başdanışman üstüne düşeni yapıyor. Tabii ki bu yola baş koymuş, davaya baş koymuş, ümmetçiliğe baş koymuş ama üstüne düşeni yapıyor. Projeyi yürüten Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisi. Yani proje aynen devam ediyor. Neydi o proje? İslam devleti kurulacak ve bu İslam devletinin kendi ordusu olacak. Kendi savunma sanayi olacak, şu bu olacak.
Bakın Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı cübbesiyle sarığıyla geçen ay Milli Savunma Üniversitesi'ne, yani eski Harp Akademileri Komutanlığı'na İstanbul'a gitti ve orada bir konferans verdi. Bu konferansta tabii birçok şeyler söylüyor. Söylediği bir şey de şu. Oradaki subaylara, yani kurmay adayı subaylara, işte diğer öğretim üyelerine, generallere, hepsine söylediği şey şu. Onlara görevlerini hatırlatıyor. Ne görevlerini biliyor musunuz? İşte ailelerine, toplumlarına, millete ve nihayetinde ümmete karşı görevleri. Ümmete karşı görevleri. Şimdi bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay subayı yetiştiren en üst seviye kurumunda subaylara, generallere, işte karşısındaki yani komuta heyetine veya işte askere ümmete karşı nihayetinde, yani en üst seviyede ümmete karşı sorumluluklarını hatırlatacak kadar bunlar gemi azıya aldılar. Bakın şeyin Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a giderken geçen hafta orada bir soru sordu biliyorsunuz Fox televizyonunun muhabiri. Evet. Tabii o soruyu soran arkadaşı tanımam ama kutluyorum. Yani böyle bir soruyu sormak cesaret istiyor bugünün ülkesinde, bugünün Türkiye'sinde cesaret istiyor. Başına da nasıl bir musibet geldi veya gelecek mi? İnşallah bir şey olmaz. Şimdi bakın o soruya cevaben şöyle diyor. Birçok şey söylüyor da Libya ile ilgili. Oradaki Özgür Suriye Ordusu'dan götürdükleri militanlar var orada, savaşanlar. Evet. Şayiaydı ama o gün teyit etti. Diyor ki, Suriye'den, Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber mi bunlar? Bizimle beraber. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendileri için şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da var. Burada tarif ettiği açıkça Suriye'deki müdahalenin ve askeri harekatın temel amacının, temel motivasyonunun İhvan, Müslüman kardeşler olduğudur. Oradaki Özgür Suriye Ordusu militanlarının Müslüman kardeşler militanları olduğudur. Ve Libya'daki hükümetinde Müslüman kardeşler olduğudur. Manevi boyut dediği de işte ümmetçilik boyutu. Ha böyle değilse çıksın anlatsın. Hayır, öyle değil. Ortak paydası o değil. Yani Özgür Suriye Ordusu militanlarının, oradaki işte kimse, diğerleri, dost unsurların, efendim Libya'daki hükümetin ve bizim ortak paydamız şudur desin ve manevi boyut nedir, ümmetçilik değilse nedir, bunu anlatsın. Biz de anlayalım. Yine bunu devamını getirirseniz, bakın yine bugün milletvekillerine yaptığı konuşmada söylediği şu, yeniden yükseliş hikayesi yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Kendi söylüyor. Evet. Bu dava çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bütün mesele birliğimizin, beraberliğimizin korunmasıdır. Bu dava. Dava içeride İslamcılık ve dışarıda ümmetçilik davasıdır. Bütün girişimlerin temel ideolojik zemini budur. Ha bu tek başına değildir tabii. Bunun yanında bunu desteklemek için daha önce de söyledim. Bir rant yaratma çarkının döndürülmesi lazım. Bu rant yaratma çarkı ve İslamcılık ve ümmetçiliğin güçlü bir propaganda mekanizmasıyla desteklenmesi lazım. Ve bunlar olurken de dördüncü boyut olarak ben ve işte sizler gibi, bizler gibi bir avuç insanın gerçekleri kamuoyuyla paylaşmasının engellenmesi lazım. Peki. Yapılan budur. Bir soru daha bütün sormak istedim. Girişimlerin bu dört bacaklı bir projenin uygulaması, yürütülmesi olarak görülmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bir soru daha sormak isterim sizden bu bölümde. Şimdi İdlib'de 33 şehit haberi gelince dolayısıyla insanlar tepki gösterdiler. Hani bizim İdlib'de ne işimiz var, niye şehit veriyoruz, oradan çekilelim diyenler oldu. Ama diğer tarafta şöyle mesajlar da gördük. Artık bu saatten sonra çekilemeyiz. Yani düne kadar çekilebilirdik ama 33 şehit verdikten sonra Türk askerinin kanıyla sulanan bu topraklar bundan sonra asla terk edemeyeceğimiz topraklardır şeklinde de
özellikle iktidar çevrelerinden gelen mesajlar gördük. İdlib'den çekilmek mi daha riskli, kalmak mı daha riskli ya da riskin ötesinde hani çekilmek mi kalmak mı, burada değerlendirme neye göre yapılacak? Riske göre mi, başka bir şeye göre mi? Ne yapmak lazım? Şimdi tabii Cumhurbaşkanı da bunun farkında. Yani her ne kadar dik durmaya çalışıyor ama o da işte biraz önce Mehmet Ali Güller kardeşim de değindi. O da gelen tepkilerin, işte bu anketlerin falan hepsinin farkında. Yani ne olduğunu. Yani bunun satmadığını biliyor. Artık daha fazla satmadığını biliyor. Ve tabanı giderek eriyor. Şimdi yine bugünkü konuşmada bakın, bugünkü konuşma çok önemli bir konuşma. Yani bunun not edilmesinde ve tekrar tekrar okumasında fayda var. Anlamak için ne yapmaya çalıştıklarını. Evet. Şimdi diyor ki Suriye'den çıkarsak yarın daha güvenli mi olacağız? İşte aklı ve vicdanı olan herkes için işte bu milletimizin mücadelesidir vesaire vesaire. Bunu söylüyor. O, yani İdlib'de kalmayı gerekçelendirmeye çalışıyor. Şimdi bakın kimse istese de, yani Tayyip Erdoğan istese de bugün İdlib'den çıkamaz. İstese de çıkamaz. O ağzına almadığı HTŞ Suriye ordusundan daha öncelikli ve daha vahim birinci derece tehdittir. İstese de çıkamaz. Sadece İdlib'de değil, sınırlarımızın içinde, Türkiye içinde de tehdittir. Yani bir başka yerde söylemiştim, açmazın iki boynuzu dedim. Çıkmak bir boynuz açmaz, kalmak başka bir açmaz. Ha, çözümü ne? Çözümü HTŞ'nin yarattığı tehdide karşı Türk ordusunun muharebe gücünü azamiye çıkartmak. Bunun için de Suriye ve Rusya ile işbirliğine gitmek. İranlı oradaki milislerle işbirliğine gitmek. Onlarla birlikte. Ve bu şekilde İdlib'de HTŞ'yi İdlib'den elimine etmek. Ve bakın Soçi mutabakatının temelinde özünde bu var. Bunu yaparken Suriye ordusunu kullanın veya Suriye Milli Ordusu diyorsunuz, ne diyorsunuz deyin. Onu da yapın. Ama temel sorun şu anda İdlib'i kontrol eden ve orada bir İdlib emirliği ilan etmiş olan HTŞ'nin güçlü varlığıdır. YPG, PYD varlığından daha güçlüdür, daha tehlikelidir, daha gözü karadır. Ve HTŞ gibi radikal başka gruplar da şu anda İdlib'de vardır. Bunları hepimizden daha iyi Erdoğan biliyor. Hepimizden daha iyi MİT Müsteşarı biliyor. Milli Savunma Bakanı biliyor. Orada görev yapan askerler bunu biliyorlar. Onun için istese de zaten bugün çıkamaz. Ama çıkmanın yolu Suriye ile, Rusya ile, İranlı milislerle birlikte işbirliği yapmak, bir harekat planı, bir operasyon planı üzerinde mutabakat sağlamak ve ondan sonra mümkün olan asgari zayiatla buradan sıyrılmak. Şimdi bakıldığı zaman Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgenin ortasında adalar şeklinde kalmış bizim gözetleme noktalarımız veya direnek noktalarımız şu anda insanların dikkatini çekiyor. Asıl tehdit orada değil, asıl tehdit İdlib'in içinde ateşeden. Onun için buna farklı bakmak lazım. Askeri olarak yapılabilecek tek şey budur. Ama bunun için mutlaka Suriye rejimini, Suriye hükümetini meşru olarak görüp karşınıza almanız lazım. Kaldı ki Soçi mutabakatında zaten siz bunu yaptınız. Yani Soçi mutabakatına imza atarken Tayyip Erdoğan Suriye'deki hükümeti meşru gördüğü, muhatap aldığının farkında değil miydi? Şimdi mi aklına geldi? Veya Soçi mutabakatında radikal gruplar HTŞ orada ismen geçiyor. El Nusra, eski El Nusra şimdiki HTŞ geçerken farkında değil miydi? Şimdi mi unuttu bunu? Yani bugün yaptığı konuşmada 36-37 dakikalık konuşmada her şeyi anlatıyor. Niçin HTŞ'yi ağzına almıyor? Onun için resme biraz daha net bakalım. Özetlersek yani söylemek istediğim şu, İdlib'den çıkmak mecburiyetindeyiz.
Bu bir çıkmaz sokaktır, bir bataklıktır. Ama kolay çıkmanın yolu yok. En az zayiatla sıyrılmanın yolu Suriye, İran ve Rusya ile işbirliğine gitmektir. Bunun için de mutlaka Esad'la böyle masaya oturup yanak yana öpüşmek, koklaşmak gerekmiyor. Suriye hükümetiyle, Suriye ordusuyla işbirliği yapmak gerekir. Onlarla bile birebir oturmak şart değil. Rusya üzerinden bu yapılabilir. Yeter ki biz Suriye'yi bu rejimin zulmünden kurtaracağız. Akıl dışı ısrarından vazgeçeceğiz. Mehmet Ali Güller, şimdi Sayın Solmaz Türk'ün dikkat çektiği üzere İdlib'den hani çıkışı, sen hani pek çıkmaya da niyet olmadığını söylüyorsun tabii ama bu HTŞ denen IŞİD'in bir türevi değil mi? IŞİD en son bizim işte iki askerimizi yakarak katletmiş bir örgüt değil mi? Türkiye içerisinde bombalı katliamlar gerçekleştirmiş bir örgüt. Oradan oraya nasıl evrildi bu işler? Yani öncesini geçtim. Daha öncesini. Ama en azından iki askerimiz orada yakarak şehit etmiş. Ardından Türkiye'de bombalı saldırılar gerçekleştirmiş bir işte kafa kesen bir örgütün İdlib'de kontrolü elde tutması mıdır Türkiye'nin hedefi? İdlib, yok yani bunları yani bırakıp bunları Ruslara ya da Suriye ordusuna çekilemez miyiz orada? Yani burada özür dilerim. Ankara burada HTŞ'nin varlığını kendi varlığının bulundurulmasının bir meşruiyeti olarak görerek zaten Soçi'ye gitmişti. Yani Soçi'de niye Türkiye bir gözlem noktalı bir görev üstlenmiş oldu? Dendi ki işte HTŞ var. %40'ını İdlib'in onlar kontrol ediyor. Ama ben bu işi 90'a çıktı. O ayrı. Yani o diğer fasıl. Fakat yani varlık nedeni bu. Evet. HTŞ var diye bir meşruiyet oluşmuş oldu Ankara açısından. Burada tabii hani bu gruplar şöyleydi, böyleydi. Bunlar için yapılacak tahlillere gerek yok. Hani tahlil bir tane. Hepsi aynı. Ha hangisi oldu? O oturacak onu istihbarat kurumlarının yapacağı derinlikte karmaşık işler onlar. Evet. Ben en basitini söyleyeyim. En eskilere giderek 2012'lere, 2013'lere biliyorsunuz Kırşehir'de Eğit Donat açmıştık. İlk grup 110 kişiyi eğittik, donattık. Ceplerine de yüzer dolar harçlık koyduk. Sınır geçtikten sonra 90 tanesi örgüt değiştirdi. Evet. Şunu anlatmak için söylüyorum. Ya HTŞ ne? Bugün HTŞ'dir, yarın KTŞ'dir, öbürsü gün PTŞ'dir. Evet. Sürekli değişirler. Bunlar 2011'den itibaren Bosna'dan diyelim ki Kafkasya'ya, Afganistan'dan Sincan'a kadar dünyanın değişik yerlerinden cihat tecrübesi olan, savaş tecrübesi olan, büyük bir savaş stajından geçmiş paralı askerler. Evet. Ve bunlar sıradan terörist de değil. Yani tank kullanıyor adam. Yani tank kullanma kabiliyetine sahip yetenekteler. O yüzden zaten şu anda bütün dünya, Ruslar da dahil, bu nasıl Suriye'nin içerisinde kalarak çözülebilir? Buna güvenlik bürokrasisi çözüm arıyor. Bunu Libya'ya yeniden göndermeden, bunu yeniden Çeçenya'ya göndermeden, bunu yeniden Orta Asya'ya göndermeden biz Suriye'de bu işi nasıl çözeriz diye güvenlik bürokrasileri oturmuş zaten bir çözüm planı arıyor. Bu başka bir fasıl. Peki. Biraz iç siyasete konuşacağım eğer bu kısmı tamamlayabilirsek. Çünkü biz bu olaylar gerçekleştikten sonra, 33 şehit haberinden sonra muhalefette şöyle bir hassasiyet gördük. Ya 33 şehidimiz var. Hani şimdi iktidara dönük böyle sert eleştiriler gelmedi. Öyle söyleyeyim. İşte Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü anlaşıldı. Ama Meral Akşener aramış. Ben o gece canlı yayında Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü bilgisi gelmişti. Ben canlı yayında hani onu da söylemiştim. Kılıçdaroğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı diye. Ama sonradan anladık ki öyle bir görüşme olmamış. Çünkü Cumhurbaşkanı yani o arasın beni, ben onu niye arayacağım dedi bugün. Hani ben niye arayayım ki onu, o arasın. Şimdi bugünkü açıklamasına kadar Cumhurbaşkanı'nın hala temkinli, hani böyle ilişkilerle ilişkin iktidarın yapacağı ilk açıklama bekleniyordu. Evet. Ama öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmamasını bir değerlendirmek lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanı'nın gidip şey yapacağı, nedir o? Durum hakkında bilgi vereceği bir oluşum mudur? Böyle bir meclis midir? İkincisi,
Bugün İYİ Parti'den şu açıklama, tabii CHP de sertleşti yani. CHP de özellikle ne işimiz var derken aynı zamanda bugün yapılan açıklamaya da gönderme yaptı. Böyle açıklama mı olur dedi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. İYİ Parti sözcüsünün açıklaması da çok dikkat çekici. İzleyicilerimize aktarayım, bilmeyenler olabilir. Twitter üzerinden önce şu mesajı attı. Şehitlerimiz var. Biz cümle kurmakta zorlanıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Gün siyaset günü değildir. Ordumuzun arkasındayız diyoruz. Cumhurbaşkanı ruhsuz, hissiz bir üslupla turist sayısı, camide bira içtiler diyor. Allah size izan, merhamet, bize de bol sabır versin dedi. Sonra bir toplantı yaptılar ve o toplantıda İYİ Parti adına da şunları söyledi. İdlib şehitlerimize ve Cumhurbaşkanı'nın hissiz, merhametsiz konuşmasına dair basın açıklamamız. Bugün gördük ki şehitler ölmez ama devletin dili, edebi, vakarı, nezaket, izan ve merhamet ölmüştür. Bu topraklar bu merhametsiz dille yönetilemez. Şimdi bu son cümle, yani bu topraklar bu merhametsiz dille yönetilemez. Millet İttifakı'nın bundan sonraki siyasi duruşu olabilir mi yani? Bugüne kadar iktidarla özellikle şehit konularında yan yana en azından yani karşı karşıya gelmiyor yani muhalefet bundan sonra farklı bir yol izleyebilir mi iktidarın artık bu saatten sonraki tutumu karşısında? Vallahi ben doğrusu iktidarın yaptıkları konusundaki öngörülerim kadar muhalefet için bir öngörüde bulunamıyorum. Bu kadar söyleyeyim. Zaten o konularda bir öngörüde bulunabiliyorsaydık memleket 18 yıldır bu halde olmazdı. Bir o. İkincisi şunu söyleyeyim. Hani açıklamayı tamam önemsenmiş, önemli. Fakat bu muhalefetin temel sorunudur. O açıklamada da var. Şimdi ben ilk defa duyuyorum senin açıklamandan. Yani bugün siyaset günü değildir lafı. Deprem olur, bugün siyaset günü değil. Savaş olur, bugün siyasetin tam da günü. Bunların hepsi siyasete dahil. Deprem de siyasete dahil, savaş da siyasete dahil. Sen bunlar siyaset günü değil dediğin zaman itiraz etme şansın, doğruya yönlendirme şansın, bu iş öyle değil arkadaş, bu iş böyle yapılır deme şansını zaten masada bırakıyorsun dilin tersiyle. Tam da siyaset zamanı. Siyasetle İdlib'deki yanlış politikaları düzeltme şansın var. Yani bu milli birlik, beraberlik deyip siyaset yapmamak diye formüle edilen şey aslında dünyanın tabii her tarafında, biz özgü değil. İktidarların kendi yanlışlarını konuşturtmamasının bir yöntemi. Buna muhalefetin düşmemesi lazım. Bu bir tuzak. Muhalefetin düşmemesi lazım. O zaman iktidar da meclisi toplamaz diyorsun. Tabii. Zaten teknik olarak meclisin bir önemi kalmadı. Yani yeni sistemle, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle saraydan Türkiye yönetiliyor. Meclisin bir önemi kalmadı. Meclisin ordusunun askerleri... Şimdi o ayrı. İşte öyle bir not yazıldı. Onu kim yazdı, nasıl yazdı, onun hikayesi bence önemli. Fakat teknik olarak şu anda bu meclisin bir önemi çok kalmadı. Bunları hep tartıştık. Bu stüdyoda çok tartıştık. O süreçler geldiğinde de şunu da hatırlattık. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı verirken bile meclisin ordusu vardı. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı meclisiyle verdi. Biz o şartlarda bile bir meclis hükümetiyle idare edilen bir Türkiye'yi referandumdu, şuydu, buydu deyip en sonunda getirdik. 1876 kanunu esasının de gerisine götürerek bir tek adam rejimine Türkiye'yi dönüştürmüş olduk. Öyle olduğu için de Erdoğan tabii ben onunla niye görüşeyim der ya da meclisin toplanmasına ne gerek var der meclis başkan vekilleri vesaire. Böyle bir tablo oluşur. Şimdi muhalefet burada bu gerçeği de görerek başka türlü bir muhalefet yapması gerekiyor. Onun yolunu, yöntemini bulması gerekiyor. Ama onun yapacağına dair bir işaret aldın mı? Bakalım inşallah yani olur. İnşallah olur. Ben burada şuna bakıyorum. Yani beni ilgilendiren kısmı şu. İç siyaset konusunda bir uzmanlığımız yok. Hasbelkader dış politikayla daha çok ilgilendiğimiz için o boyutuyla söyleyeyim. Ben şimdi bu mesele 1 Şubat'tan beri süren bir mesele. Eksenim şu. Yani Türkiye burada Rusya ile karşı karşıya gelen Suriye ordusuyla doğrudan çatışan bir çizgiye girerse bu Türkiye için de Suriye için de Rusya için de büyük bir kayıp olacaktır. Buna Amerika sevinir, buna İsrail sevinir. Onlar yararlanır. Eksenim bu. Şimdi bu eksen üzerinden baktığında geldiğimiz yeri 27 Şubat bir dönemeçti. Kötü bir dönemeçti ama bir dönemeçti. 29'una geldik.
İki gün içerisinde ne oldu? Hep herkes diyor ki yani Erdoğan iki gündür niye yok? Benim tahminim şu, hani Erdoğan iki gündür iki şey yapıyor. Bir, terazi kurdu. Terazideki ağırlıklara bakıyor. İki, o ağırlıklarla ilgili işler yapıyor. Diplomasi yürütüyor. Yani Batı'yla görüşüyor. Batı'dan bu riski almayı gerektirecek bir destek bulacak mı? Onun peşindeydi. O desteği alamadığını gördü. O desteği alsa da o zaten daha büyük bir Türkiye için maalesef kazık olacaktı. İyi ki de destek alamadık. Ne Amerika'dan ne NATO'dan. Evet. Alamadığını görünce Moskova'yla yeniden anlaşmanın yolları aranıyor. Yani 3 gün boyunca bu hengamenin içerisinde bile Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri sürdürüyor olması önemliydi. Bir açık kapı bıraktılar. 27'sinin sabahında yani olaydan hemen sonra hem Rusya'dan hem Ankara'dan yapılan açıklamalarda doğrudan Ankara'nın Moskova'yı, Moskova'nın da doğrudan Ankara'yı suçlamayan, bir açık kapı bırakmaya çalışan bir çizgisi tabii, tabii. olduğunu gördük. Tabii. Onun bir devamı olarak şimdi Soçi'yi güncelleme, daha önce tartışılan o 5 kilometrelik bant olacak mı olmayacak mı, haritalar gitti geldi biliyorsunuz. Ha. Ona doğru bir evrilmeye çalışılacak. Ha. Bu da doğrusu. Yani Türkiye burada Rusya ile köprüleri atan bir noktaya giderse bundan Rusya da kaybeder, bundan Türkiye de kaybeder. Peki. Tabii ilk açıklamada da ben dikkatimi çeken unsur bu kez rejim unsurlarının hava saldırısıyla vurulduğunu evet. söylenmesi, bu tercihin yapılmış olması önemliydi. Tabii bunlar daha diplomasinin önemli mesela, mesajlar, tabii, kapı açık tabii, bırakma açık mesajları kapı bunlar. Şimdi az önce ben Putin ve İran hani son dostları dedim ama diyelim ki Avrupa Birliği ile de ilişkileri mülteciler üzerinden tutuyorduk. Yani Avrupa Birliği'ne ya bak öyle yapmayın canımızı sıkarsanız mültecileri bırakırız diye bir siyaset tarzımız vardı. Dostluk değilse bile zoraki bir ortaklık en azından sürdürülüyordu. Şimdi mültecileri de bıraktık. Kapıyı açtık dedi Cumhurbaşkanı. Kapatmayacağız dedi. Ki herhalde kapatmak zorunda kalacaktır. Bilmiyorum, onun konuda sizin yorumunuzu almak isterim. Bir Avrupa Birliği ile bu anlamda ilişkiler, Avrupa Birliği'nin buradaki duruşuna da bakalım. Bir de 5 ya da 6 Mart'ta Erdoğan ve Putin'in buluşacağı Kremlin'den açıklandı. O görüşmeye dair, o görüşmeden neler çıkabileceğine dair yorumlarınızı almak isterim. Ayrıca tabii bütün bu konuşulanlar hakkında sizin söylemek istediğiniz varsa ayrıca bir soruya ihtiyaç olmadan alabiliriz. Peki. Yani şu ana kadar konuşulan esas Putin-Erdoğan görüşmesi neyi şey yapacak, ortaya evet. çıkaracak ona geleceğim. Çok kısa şunu söyleyebilirim. Kamuoyu çok açık biçimde bundan önceki 3 askeri harekattan farklı olarak bu son İdlib'deki ısrarı, harekatı onaylıyor, görünmüyor. Daha büyük ölçüde bir savaş karşıtlığı var. Üstelik bu daha öncekilerden farklı olarak daha ağır ekonomik kriz şartlarında gerçekleşiyor. Bunu bir açalım. Daha önceki Afrin, Elbap. Aziz Afrin, ya evet Aziz Elbap, Afrin. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Harekatı. Evet, bu üçüne evet. Destek vardı ama burada yok. Destek vardı demeyeyim. Yani oradaki yok. Oranın hayli altında. Peki. Hayli altında, benzemiyor ona. Bir öncekinde daha ne diyelim değişik nedenlerle destek verenler burada, örneğin Kürt meselesi nedeniyle. Burada onlar yok. En azından onların önemli bir kısmı, mesela daha İyi Partimsi kanadı, geniş kamuoyu açısından söylüyorum, parti evet. düzeyinde söylemiyorum, oy verenleri açısından söylüyorum. Bir kere bu çok rahat anlaşılabiliyor. Yani Twitter'da, sosyal medyada, aslında zaten söz konusu parti sözcüleri de. Dolayısıyla bir kere burada aranan şey bulunabilmiş değil. İkincisi şunun altını çizmek isterim. Ümmetçilik ya da siyasal İslamcılık tutmadı ki döndü bolca Mustafa Kemal konuşuluyor ve bütün açıklamalar bir milli çıkar hikayesine bağlanıyor. Yani Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarımız, Libya'daki milli çıkarlarımız, Suriye'deki milli çıkarlarımız, hiç böyle efendim dini çıkarlarımız, ümmet falan denmiyor. Ha içeride hala özellikle ordunun, yani poliste bu tamamlandı gibi görünüyor, öyle görünüyor. Yani tamamlandı değil, önemli bir aşama kat etti. Yani bu şerileşmesi, bir dini doktrinasyondan geçirilmesi, bir parti polisi, bir parti ordusu haline getirilmesi çabası var. Ama geniş kamuoyu açısından ben o iş zaten teslim oldular. Yani ideolojik, kültürel ve şeyi hegemonyayı 18 yılda kuramadıklarını itiraf ettiler. Onun için bolca milliyet kullanılıyor. Yeni ortağına da uygun
şekilde. Bu notları düşmek isterim. Bunlar yani yorum olduğunu düşünmüyorum. Bunlar fact. Yani bunlar olgu. Şimdi şeye gelecek olursak bu yeni dönem görüşmelerine. Yani Rusya evet çok güçlü bir ülke ve ilişkide asimetrik bir ilişki. Yani iki eşit güçten bahsetmiyoruz ama Rusya'nın yedi sıkışıklıkları var. Öyle elinin tersiyle, onun da böyle çok fazla dostu yok, elinin tersiyle Türkiye'yi itmeyecektir birçok nedenle. Ama yeni bir aşamaya gelinmiş ve bu yeni statükoyu da kabul etmek gerek diyecektir. Ben hala şu anda sahada Türkiye'nin desteklediği cihatçıların, muhalifler denen kesimlerin hareketlenmesini de bu görüşme öncesi son dakika ne kadar hani bir sonraki ne diyelim ateşkes hattının nerede kurulacağına ilişkin çabalar olarak görüyorum. Hani biraz daha ilerleme çabası. Daha sert Suriye ordusu ve Türk ordusunun doğrudan karşılıklı birbirini hedef almayacağı düşünülüyor bu süre zarfında. Ha bunlara da kapalı mı? Hayır. Bu yani sahanın sürprizleri olabilir. Öyle olursa da gerçekten kontrol edilemez bir yere gidebilir. Şimdi bu şeyi hatırlayalım. Şimdi 4 tane çatışma çözüm merkezi yani deeskalasyon bölgesi tarif edildi. Bu bunun bir parçası İdlib'ti. Dera, Doğu Guta, Hama kırsalı ve İdlib. Şimdi bunlardan 3'ü aşağı yukarı bitti. Yani Doğu Guta en çarpıcı olan Şam'ın bir mahallesinden bahsediyorduk. Orada bile yani bu anlaşma şuydu. O zamanki dengeler farklıydı. Dengeler değişti. Onu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Doğu Guta'da da yani orada hükümet şey yapmayacaktı. Oradaki muhaliflere, cihatçılara her neyse dokunmayacaktı. Terörist olanlar yani IŞİD ve El-Kaide hariç. Diye. Ne oldu? Dokundu. Bitti. Temizlendi. Dera çok küçücük bir yere neredeyse yok denecek hale geldi. Hama süper küçültülmüş birkaç hani bir kasaba düzeyine indi. Şimdi İdlib'de de benzer bir süreç işliyor. Şimdi dolayısıyla bunlar güçler dengesi değiştikçe yenileniyor ve Türkiye bu yeni gerçekliği hani Suudi Arabistan diğerleri kabul etti ve çekildiler. Ve oradaki güçler. Şimdi Türkiye ısrar ediyor. Çünkü elinde de başka olanaklar var vesaire ve hala bir hayal kurmaya çalışıyor. Ben bu kurduğu hayalin bütünüyle karşılıksız olduğunu düşünmüyorum. Onun için en başta yani Amerika daha göreceğiz. Yani şöyle düşünmüyorum. Ben iki Türk bakana ambargo uygulandı ve doların 4 liradan 7 liraya çıktığı gün Türk-Amerikan ilişkileri iyileşme eğrisindedir diye hani konuşan birisiyim. Dolayısıyla başka bir bakışım var. Kırmızı çizgiler, başta Kürt meselesi olmak üzere çözüldü. Fabrika ayarlarına hem Türk devleti hem Adalet ve Kalkınma Partisi dönüyor. Bunlar hemen olacak işler değil ama bence başka bir düzeye tekrar gidiyoruz. Tabii ki Soğuk Savaş'taki gibi emir komuta zincirinde olmayacak ama şey meselesi bitmiş değildir. Bu İsrail'in de Amerika'nın da çok işine yarayacaktır ama biraz yıprandıktan sonra bu ilişki daha iyi bir hale gelecektir. Yoksa Türkiye'yi böyle hani elinin tersiyle itecek falan. Arba bu mülteciler, göçmenler. Onu atlamayalım. Şimdi bu tabii çok büyük bir çaresizlik göstergesi. Yani kartları, yani tehdit dediğiniz şey ucundan gösterilir. Yani böyle ima edersiniz, lafı edersiniz. Son bir önceki operasyonda, yani Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonda bunu ima etti. Birleşmiş Milletler toplantısında konuştu. O işte ne olacağız falan filan. Operasyon sırasında da bu risklerden bahsetti. Ama bunu yapmadı. Kapılar açılmadı. Şimdi daha birinci gün kameralar eşliğinde, özellikle kameraların görmesini de isteyerek bu işlem başladı ve devam ediyor. Şimdi bunu ne aşamada kesecekler göreceğiz ama bu bir pazarlık edilebilir noktayı herhalde şeyler Macaristan sınırına vardığında umuyor ki Almanya ve Fransa başta olmak üzere peki tamam desinler. Ha ben bu arada bunun da çok yani bunun hızlı kullanılmasını bir çaresizlik olarak görüyorum ama ben bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani tabii ki tamamen teknik bir analiz düzeyinde tabii söylüyorum. Tabii. Zaten işin tamamı yanlış. Mültecilerin böyle kullanılması yanlış. Bu mültecilik işine bu kadar mülteci yaratan başlıca ülke biziz. Bizim ülkemizin yöneticileri bu savaşın büyümesine müsebbip olanların başında gelirler. İsrail, ABD ve diğerlerinin yanında belki de önünde bazı noktalarda. Onlar ayrı bahisler ama ya da esası ama yani şu andaki durum açısından bu kart ben işe yarayacak kanaatindeyim. Belirli ölçülerde zaten onun sinyalleri de geliyor. Mesela Almanya'nın
Libya konusundaki yumuşak tavrı düşünsenize. Valla bir son dakika bilgisi ben gördüm, evet. Ama bilmiyorum, şimdi teyit edemedim ama en azından bir izleyicimiz bana Twitter üzerinden göndermiş. Yunanistan'da NATO'daki vetosunu kaldırdı diye bir mesaj var. Belki son dakika bir gelişmesi yani olabilir. Bu eğri, eski hani eğriye dönecek. Dediniz ya, evet. Yunanistan'ın kapısında olduklarını düşünürsek hani Yunanistan cephesinde işe yaramış olabilir, evet. Mesela. Evet. Ama tabii böyle güvenilir bir partner görmedikleri için, ne yapacağını bilmedikleri için. Buradan uzun vadeli bir şey çıkmaz. Tabii ki bunlar tabii Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır gibi şimdi önceledikleri yeni partnerlerini, evet. ABD açısından rakip bir milyon şey var. Eski düzeye gelmez ama 2013'ten beri kötüleşen ve 2016'dan itibaren ciddi riskleri ve karşılıklı hareketleri barındıran bu Türk-Batı ilişkilerinde, evet. İki taraf da bunu düzeltme sürecine girdi. Düşünsenize yani bu kadar 50 bin tır veriyorsunuz bir tane güce, PYD'ye. Sonra terk ediyorsunuz. Ordu giriyor. Sonuç şimdi. Erdoğan nasıl okuduğunu görün. Azez girdi. Afrin girdi. Doğu girdi. Tamam, kısmen Rusya falan girdi. Dolayısıyla %100, %100, %50, şimdi %25 başarı olsun. O kadar zor durumdan geçti ki diyor. Fakat bunun karşılığı ne? Söyleyeyim size karşılığını. 17. büyük ekonomi 16'ya gidecek, 15'e ilerliyoruz derken 18'e düştü. Büyük rakam yani bu. 2, geriliyoruz. Nüfusumuzun gerisinde bir pazar şeyine düştük. 2, 7. sıradaki ordu 11. sıraya geldi. Devam ediyor. Global Firepower indeksine göre söylüyorum. Diğeri de zaten, evet. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Ağır bir maliyeti oldu. Son 5 yılda oluyor bunlar. Evet. Bakın son 5 yılda. Ankara'ya bir dönülmek istiyorum. Evet. Sayın Solmaz Türk, şimdi birinci bölümde, böyle kısa kısa belki yine sizin notlarınızı söylersiniz. Hani son bölüm olacak, bu son tur olacağı için. Mehmet Ali Güler bir şey söyledi. Dedi ki, aslında kurmaylar İdlib operasyonuna ve orada gözlem noktaları kurulmasına karşıydılar. Ama işte sizin az önce diğer vesileyle değindiğiniz Sadat Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiği ve orada fiili gözlem noktaları kurulması sağladığını söyledi. Son birkaç gündür tartışmalara bakıyorum. Özellikle sosyal medyada atılan mesajlara da bakıyorum. Kurmay kadro olabilecekleri değerlendirmiş diye artık görüyorum. Hani değerlendirmiş midir diye soracaktım ama Mehmet Ali Güler değerlendirdi diyor. Peki askerlikte yanlış emir, emire uymama diye bir kavram var mı? Yani siyasal iradenin ortaya koyduğu hedefe karşı bir tavır alınabilir miydi? Bir de en başından itibaren konuşuluyor bu. Yani Türkiye'nin siyaseti ne? Hani buradaki siyasi hedefi ne sorusu. Askerlere bir hedef göstereceksiniz ama onun ötesinde bu askeri hedefler hangi siyasi hedef doğrultusunda gerçekleştirilecek? Mehmet Ali Güler dedi ki, söylenenle hedeflenen hedefler farklı. Siz ne dersiniz? Tabii yani askere veya hükümet, yani Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na ve o da Genelkurmay Başkanlığı'na nasıl bir harekat direktifi verdi, tabii ben onu bilmiyorum. Ha, böyle bir direktif verildi mi, yani yazılı bir direktif var mı? Doğrusu ondan da emin değilim. Ha, bunun devamında Genelkurmay Başkanlığı'nın bölgedeki harekatı sevk idare eden, herhalde 2. Ordu Komutanı sevk idare ediyor veya komutanlığı, oraya bir harekat emri vermiş olması, onunla daha ayrıntılı olarak bir İdlib harekat planı yayınlamış olması gerekir. Yani normal olarak biz askerken işler böyle yürürdü. Şimdi bunun içinde mutlaka hükümet direktifinde de, Genelkurmay'ın direktifinde de askeri harekatın nihai siyasi sonucu net olarak orada olması gerekir. Aksi halde asker planlama yapamaz. Dolayısıyla buraya kadar gelindiğine göre herhalde bu emrin içinde herhalde vardır diyorum ama emin değilim. Şimdi buradan tabii durup yani arazideki veya alandaki durumu okuyarak bunu söylüyorum. Şimdi buradan geleceğim yer şu. Şimdi bakın, ilk bölümde de söyledim. Şimdi beğenelim beğenmeyelim, destekleyelim desteklemeyelim. Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı ve yürütmenin başı. Şimdi etrafında küçük bir grupla
bu kararları alıyor. İşte bu arada bu siyasi hedefin ne olacağını da onlar karar veriyor. Ama bunlar mental, fikri ve psikolojik bir duvarın içinde bunu alıyorlar. Dolayısıyla ne kadar gerçekçi, ne kadar elde edilebilir, ne kadar ulusal çıkarlarımızla uyumlu siyasi sonuçlara ve askeri hedeflere yöneliniyor, onu kestirmemiz mümkün değil. Ama benim kişisel değerlendirmem, ne belirlendiyse şu ana kadarki gelişmeler bizim ulusal çıkarlarımıza aykırı. Şimdi gelinen noktada risk en üst seviyede. O da bir topyekün savaş riski. Çünkü bir ultimatum verildi, tarih verildi çok net olarak ve bu harekatı icra edecek güçte birlikler oraya sokuldu. Şimdi düne kadar veya işte yakın zamana kadar ya bunu yani bu kadarını da yapmaz deniyordu. Ama şimdi mültecilerle ilgili kararı gördük. Yani bu karar verilebildiğine göre savaş kararı da verilebilir ki zaten kendi ağzından bunda savaş olduğunu söyledi. Evet. Medyadaki bu büyük propagandaya işte düşman vurulmalı, işte şunu vurduk, bunu vurduk, işte ülkemize düşman, işte katil şu bu ve bizi Suriye halkı çağırdı gibi bütün bu söyleme bakıldığında kamuoyu yarın veya öbürsü gün veya salı günü bir savaşa hazırlanıyor ve dolayısıyla bu savaşın sonundaki kaçınılmaz zayiata hazırlanıyor endişesi taşıyorum. Bu nedenle önemli. Bu iş artık Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmaktan çıktı. Evet. Muhalefetin de siyasi tırnak içinde siyasi davranmayı bırakması, AKP'nin kendi içindeki milletvekillerinin de siyasi davranmayı bırakması, Cumhurbaşkanı'nı bu konuda ikna etmesi gerekir. Bu Cumhurbaşkanı'nı veya AKP'yi götürür. Mesele o değil. Hepimiz bundan zarar göreceğiz. Çok büyük zarar göreceğiz. Böyle bir riskteyiz. Böyle bir uçurumun kenarındayız. Ben bu aşamada buna dikkat çekmek istiyorum. Evet, önemli çok bu. Önemli gördüğüm bir husus daha vardı bu mültecilerle ilgili ama buyurun. Anlaşıldığına göre bir şu anda zamanımız yok. Belki lütfen. Bir başka programda. Yok, hemen 1-2 dakikada onu da alalım. Mültecilerle ilgili değerlendirmenizi de alalım. Şimdi bakın. Mültecilerin bir görüntüsü var değil mi? Hepimiz şimdi izliyoruz. Bir de sürekli olarak döndürülen Suriye ordusunun işte tankları, askerleri, komuta yerleri vuruluyor. Şu kadar işte binlerce Suriyeli askeri öldürdük, işte generalleri öldürdük deniyor. Şimdi bakın bu iç kamuoyunda yani kendi tabanında, AKP'nin kendi tabanında hepsinde değil ama bir kesiminde prim yapıyor olabilir. Bundan dediğim gibi bizleri kamuoyunu savaşa hazırlamak için bir fayda da umabilirler. Ama bunlar başta bizim içimizde bizle yaşayan milyonlarca Suriyeli ve Suriye'de yaşayan Suriyeliler ve bütün Arap dünyası da bunları izliyor. Çok derin ve kalıcı bir Türk ve Türkiye düşmanlığı gelişiyor. Bunların milli hafızalarına bu kazınıyor. Herkesin, en çok da bizimle beraber burada yaşayan milyonlarca Suriyelinin. Bundan belki çok kısa vadeli bir siyasi, iç siyaset açısından bir menfaat bekleniyor olabilir. Fakat bizim komşularımızla ve Arap dünyasıyla ve özellikle içimizde yaşayan Suriyelilerle ilgili çok büyük zararlar görüyoruz ve göreceğiz. Buna dikkat çekmek Peki, istiyorum. Bundan vazgeçilsin. Bu uygun bir şey değil. Peki, çok önemli iki başlık açtı Sayın Solmaz Türk. Tabii programın da son bölümündeyiz. Hani 3'er dakika belki konuşacağız ama. O zaman 3'er dakikalık soru sor. Evet. Peki, soru sorma. Ama diyor ki kaygılanıyorum. Yani sanki salı günü, hani bugün çünkü 1,5 saat sonra, işte 1 saat sonra süre dolacak. Evet. Bir ultimatum verildi. Denildi ki Suriye ordusu gözlem noktalarının gerisine çekilmezse biz başlıyoruz harekata. Yani bu felaket senaryosu Türkiye'nin, Rusya'nın, Suriye'nin, bölgenin kaybedeceği bir senaryo. Bunun olmaması için yani 1 Şubat'tan beri biz de bunun olmaması için uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince gazeteci olarak yazıyoruz, çiziyoruz. Yani bu risk yok mu? Var. Ben yine de daha
olası olanın Rusya ile bir anlaşma zemini bulmak olduğunu hala düşünüyorum. Fakat yok mu? Bu risk var. Hele de az önce son dakika haberi diye ilettiğin, yani Yunanistan'ın itirazını geri alıyor olması da bunun işareti, bu riskin olduğunun işareti olarak da okunabilir. Çünkü NATO'dan, yani Amerika'dan daha doğrusu Yunanistan'a da şu söylenmiş olmalı büyük ihtimalle: sen bu itirazı kaldır, bir miktar NATO desteği vermezsek Erdoğan yeniden Moskova ile anlaşır. Onun Moskova ile anlaşma yoluna girmesini engelleyelim ki sen itirazını kaldırmış ol demiş olmaları kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla yarın bu olasılıklardan yani hangisinin ağır basacağını görüyoruz. Bu çok ama önemli. Ben hala Moskova ile anlaşma zeminini yani ağırlıklı Sayın görüyorum. Sayın Solmaz Türk'ün dikkat çektiği kaygıların içerisinde yalnızca Cumhurbaşkanı'nın o kapalı 3-5 kişi ya kaç kişiyse orada oluşan alanda yaptığı değerlendirmeler değil. Aynı zamanda uluslararası arenadan da tabii Türkiye'yi ve Rusya'yı çatıştırmak üzere bir Amerika ve NATO projesi elbette, olarak da zorlanacağını var. Söylüyorsun. Tabii elbette var. Yani bu bir kere Amerika'nın çok uzun bir süreli planıdır Türkiye-İran çatışması. Yani Amerika yaptırımla, ambargoyla, şunla, bunla İran meselesini çözemiyor. İran meselesini çözmek için Arap NATO'su kurmakla da olmuyor iş. Oraya bir kuvvet lazım. O kuvvet sadece ve sadece Türkiye. Amerika bunun için uzun zamandır uğraşıyor. Fakat o olmadı, yapamadı. Şimdi bunu bir zemin olarak kullanmak isteyeceklerdir. Burada sürekli S-400, F-35'i bu mesele olduğundan beri gündeme getiriyor olmaları da burada biraz daha böyle Ankara'yı sıkıştırarak yeniden buraya döneceksen, buraya çıpalanacaksan da biraz dediklerimizi yaparak gelmen lazım demiş oluyorlar. Fakat evet, yani bu felaket senaryosu, bölge açısından felaket senaryosu. Moskova'nın da bunu görerek daha uygun bir diplomasi örneği göstermesi lazım. Yani evet, burada Ankara'yı Washington'a iten bir yaklaşım Moskova'nın da kaybedeceği bir sonuç doğuracaktır. Evet. Burada bölge merkezli, herkesin bölge merkezli bakarak meseleyi Atlantik'e, meseleyi Avrupa Birliği'ne havale etmeden buranın sorunu olarak çözmeyi perspektif edinerek bir yol yöntem bulması gerekiyor. Yani herhalde bir saat daha konuşacak bir mevzu çıktı buradan, yani Sayın Solmaz Türk'ün açtığı kanaldan, ama şimdi biz hani Rusya kendi bir anda elinin tersiyle etmek istemeyecektir ve mutlaka Putin görüşmesinde bir zemin bulunmaya çalışılacaktır. Hatta bu yönde olumlu bir görüntü var dedik ama Amerika'nın da burada rahat durmayacağına dair değerlendirme çerçevesinde ne dersiniz? Yani oradaki baskı, F-35'ler, S-400'lerin gündemde tutulması, çünkü ilk açıklamalar şöyleydi: gördünüz mü seçtiğiniz dostunuzun size neler yaptığını, hani aldınız mı dersinizi şeklinde açıklamalar geldi Amerika'dan, NATO'dan. NATO, Amerika temsilcisi tarafından söylendi bunlar. Ne olur? Yani orada Amerika, Türkiye ve Rusya'nın uzlaşısını bozabilecek bir güce, dinamiğe ya da neyse şimdi, artık etkiye. Şimdi süre olduğuna göre çok kısa, evet, diğer maalesef cümle ve çarpıcı ifade lütfen edelim. Amerika yeni direktiflerini başkan göndermiş değil. Sahadaki komutanlar, diplomatların aldığı son talimat: mevcut durumda top çevirin. Top çevirmeye devam ediyorlar. Yani daha önceki konsept neyse mevcut yapıyı korumak anlamında durum bu. Yeni oyun planı henüz gelmiş değil. Ama işaretlerini alıyoruz. Türkiye ile daha ilişkilerin ılımlı hale geldi. Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak tanımladığı şeyler konusundaki anlaşmazlıkların giderildiği bir süreç yaşadığımızı zaten herkes görüyor, değil mi? Şimdi bu noktada yani yeni bir konsept yok. Suriye ilişkin yeni bir konsept yok. Tabii ki o işte istikrarsızlığın devam ettirilmesi için çeşitli güç kaydırmalarını pratikteki elemanları zaten yapıyor. İşte açıklamaları o şekilde yapıyorlar. Bir takım ilişkileri o şekilde kuruyorlar. Keşke yani vakit yok işte mesela SDG Barzani ilişkisini bir başka bir yere, bir milyon şey yapıyorlar. Yani her biri tek tek konuşulabilir. Fakat burada zaten dertleri bir oyun kurmak değil. Yani büyük kayıplar olmaksızın bir istikrarsızlığın, sürdürülebilir bir istikrarsızlığın sağlanmasıdır ana şey. Yani büyük resmi okumamız gerekirse bütün bu zaman içinde
Eğit donatlar, Suudi Arabistanlar, Riyadlar, Antepler, Türkiye ile yakınlıklar, yani sonra öbür tarafa geçmeler. Amerika'nın istediği şey istikrarsızlık ve zaten o oluyor diyorsunuz değil mi? Evet, ama tabii kontrol edilebilir. Bir sınır var bunun yani. Tabii. Mesela işte IŞİD olduğunda da kalkıp orada yani gerçekten ama şey Türkiye adına Rusya ile yani çatışacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani hayır. Türkiye'yi sahada belki kullanacak ama kendisinin fiilen devreye gireceği yani, vekaleti bir kaldıracak. Bir Türk-Rus savaşı gerçekçi. Hayır, Amerika-Rusya, NATO-Rusya çatışmasını. Tabii ki bunlar gerçekçi. Bunu alacak kadar değil yani. Hayır, zaten böyle olmasına izin vermezler. Onu yapacak evet. olsalar başka baltık attığında ve şeyde başka yaparlar. Şekillerde girerlerdi. Evet. Burası öyle bir nokta henüz değil. Evet. Öyle bir yatırım içerisinde değiller. Tabii ki kontrolsüz işler nereye gider? Türkiye Suriye ilişkileri açısından hani o noktada da bazı sert Rusya müdahaleleri gelebilir. Rusya da bunları görüyor zaten. Bunların hepsini dengeleyecek adımlar atmaya çalışıyor benim gördüğüm. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ya adet olduğu üzere yani bu programda ben bir cümle, çünkü şöyle olabiliyor hani bir son cümle şunu söylemek istiyorum hani bu kalmasın diye. Sayın Solmaz Türk varsa son bir cümlenizi almak isterim. Teşekkür ediyorum cümleden önce katıldığınız için. Sizdeyiz. Varsa alalım cümlenizi. Şunu söyleyeceğim. Fiilen Türkiye uzunca bir süredir Suriye'deki savaşın içinde. Son 15 gündür açıkça savaş ilan edildi. Yürütmenin başının savaş kelimesini de kullanarak verdiği ultimatum var. Ve bilfiil askeri harekatı başlatacağını ilan ettiği bir zamanlama var. Böyle bir savaş ortamında savaş ilan ettikten sonra, ki anayasamıza aykırı olmasına rağmen öyle bir yetkisi yok. Burada bu kadar birlik sokup da karşıdan sanki hiçbir tepki beklenmiyormuş gibi şu anda son verilen zayiat karşısında böyle bir şaşkınlık halini de ben de şaşkınlıkla izliyorum. Tabii bir de dedim ya açılıyor sayfalar. Eğer bir savaş ilanı varsa dolayısıyla buna Suriye'nin karşılık verme hakkı da doğacak ve bu kez Türkiye topraklarını hedef alan saldırılarla karşılaşabiliriz. Benim tabii topyekun savaşa girilirse doğal olarak öyle olacak tabii. Evet. Yani Türkiye Batı'ya güvenerek yarından itibaren ya da işte bir saat sonradan itibaren yeni bir hamle yapmaya kalkarsa bu Ankara içinde, bölge içinde çok büyük bir hata olacak. Evet. Sayın Güneş. Aynı şeyi yani katılıyorum. Böyle bir şey yapması çok riskli. Ama zaten böyle olmayacak. Yani kademe kademe. Çok pragmatik bir liderden bahsettiğimizi unutmayalım. Evet. Dolayısıyla yoklaya yoklaya. Ama tabii onun bizim için her biri can yakıcı olan asker. Onlar için işte 30, 50 falan. Yani o zaten buna alışın diyor. Günün mesajı buydu. Evet, bugünün mesajı bu. Evet. Bu kadar normal karşılanması, bunun üzerinden işte Hatay Valiliği'nin yaptığı açıklamayla rutinin bozulmaması, lig maçlarının ertelenmemesi, meclisin toplanmaması, evet. genel gazete manşetleri, haberlere baktığımızda ya alışın buna, bundan sonra böyle aslında mesajı da vermiş olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Sevgili izleyiciler, olaylar ve nedenlerin sonuna geldik. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk Ankara stüdyomuzdaydı. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş ve gazeteci yazar Mehmet Ali Güller bizimle birlikteydi. İdlib'i konuştuk pek çok yönüyle. Aslında daha çok konuşulabilir ama çarpıcı çünkü notlar, noktalar, dikkat çekici bölümler var. Artık bundan sonraki programlarda konuşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.